Günaydın. Çalar Saat hafta sonu başlıyor. Ben İlker Karagöz. Mayıs ayından bir yaprak koptu bile. Bugün 2 Mayıs 2021 günlerden pazar. Dileğimiz her zamanki gibi güzel, sağlıklı, huzurlu bir gün olması. Bu arada 17 günlük bir karantina sürecindeyiz. Tam kapanma olduğu söyleniyor. Ama tam kapanmaya yönelik olarak da vatandaşın da bu işin uzmanlarının da ciddi itirazları var. Ne kadar tam kapandık, nasıl tam kapandık, tam kapanırken acaba neleri doğru yaptık, nerelerde eksiklerimiz var? Yine bunların hepsini birlikte konuşalım. Bugün başlığımız keşke Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önümüzdeki 2 ay boyunca aşı konusunda ciddi sorunlar yaşayabiliriz demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu açıklamalar sorulduğunda Erdoğan kabul etmiyorum burada bir aşı problemi yaşayacağımızı ya da yaşayabileceğimizi. Bu açıklamadan sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da cümlelerine bir müjdeyle devam etti. Alman aşısı, Rus aşısı, Çin aşısı önümüzdeki süreçte 240 milyon doz aşının Türkiye'ye ulaşacağını söyledi. Ki çok uzun süredir zaten dozlar dolusu aşının Türkiye'ye geleceği söyleniyor ama gelmiyor. Aşı konusunda bir problem yaşıyoruz. Keşke aşımız olsa. Neden? Çünkü 1 Nisan'dan 1 Mayıs'a kadar koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8.967 kişi. 8.967 hayat yaşatılabilirdi eğer tedbirler uygun bir şekilde alınmış olsa, daha önceden alınmış olsaydı. Hep dikkatle burada tutuluyor ve yine biz diyoruz ki keşke aşımız olsa, keşke aşımız hızlı bir şekilde ulaşsa elimize. Ve yine hani sizlerin de ekleyeceğiniz konular, başlıklar, kendi gündeminiz vardır. Bu başlık altında bizimle paylaşacağınız. Lütfen onları da bize yazın, gönderin. Bugün yağmurlu bir Ankara sabahı ama böyle birkaç saat sonra herhalde hava toplayacak ve bugün Ankara'da beklenen hava sıcaklığının 26 derece dolaylarında olacağını söyleyelim. Hemen Fox kameramanı Serhat Yağmur'dan bir rica edeyim. Yollar, trafik, hani muafiyeti olanlar, onlar acaba Ankara'da, sokaklarda, caddelerde, ana bulvarlarda yer alıyorlar mı? Şöyle bir baktığımızda Ankara'ya Fox Haber'in Ankara bürosunun terasından şöyle bir Ankara'yı da yeşillikler içindeki Milli Egemenlik Parkı'nda gösterelim. Oradan Atatürk Bulvarı'na dönelim ve şu saat itibariyle şu anlarda bir belediye otobüsünü görüyorsunuz. Kuşkusuz muafiyeti olanlar, onlar iş yerlerine gitmeye çalışıyor. Ya da akşam çalıştılarsa evlerine ulaşmaya çalışıyorlar. Ama şu an itibariyle saatler 8.32'yi gösterirken Ankara'da bir sakinlik, bir dinginlik olduğunu paylaşalım. Hemen yönetmenimiz Hüseyin Agavuş'tan de rica edeyim. İstanbul'u da gösterelim. Fox Haber'in İstanbul'daki merkezinden şöyle bir baktığımızda İstanbul'a. İstanbul'da bugün hava oldukça sıcak olacak. Hani sokağa çıkma kısıtlaması var ama diğer yandan da yani insanları böyle içimizi kıpırdatacak bir şekilde havanın da sıcak olacağını söyleyeyim. Bir yaz günü gibi 26 derece 27 derece civarında olacak İstanbul'da hava sıcaklığı, ama tedbirli olmamız gerekiyor. Belki hani bu yasak, şimdi bir yasağı yönlendirmiş olmayalım ama belki şöyle bahçeye inip biraz hava alıp tekrar geri gelinebilir. Hani benim düşüncem bu yönde ama baktığınızda genelgelere ya da yayınlanan İşleri Bakanlığı'nın yayınladığı yasaklara, kurallara baktığınızda bunun da olmaması gerekiyor. Ama ne bileyim, bunu da söylemek istedim açıkçası. Çünkü bir yandan da hani o baharı da hissetmek gerekiyor. O baharı da koklamak gerekiyor. Onu da paylaşayım istedim. Şimdi Yeni Gün'ün haberlerini paylaşacağız. Hızlı bir şekilde ekranlarınıza getireceğiz. Ve ilk haberimiz maalesef acı bir haber. Pençe Yıldırım harekatı biliyorsunuz devam ediyor ve bu harekat devam ederken maalesef güvenlik güçlerimizden, Mehmetçiğimizden acı haberler de geliyor ve bir şehit haberiyle başlıyoruz. Benim iki oğlum var, ikisini gönderin, vatan sağ olsun. Vatan sağ olsun. İki şehidimizi toprağa verdiğimiz gün bir acı haber daha geldi Kuzey Irak'tan. Pençe Yıldırım Harekatı'nda yaralanan ve Hakkari'de tedavi gören 23 yaşındaki Kütahyalı piyade uzman çavuş Ahmet Asan yaşam mücadelesini kaybetti. Bir süre önce vefat eden baba Ömer'le Havva Asan çiftinin 5 çocuğundan biri olduğu öğrenilen şehit uzman çavuş Ahmet Asan'ın bugün uçakla Kütahya Zafer Havaalanı'na getirilerek Emet ilçesinde öğle namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.
Önceki gün şehit düşen uzman çavuş Mehmet Kırmızı ve sözleşmeli er Müslüm Toprak da dün Adana ve İstanbul'da düzenlenen cenaze törenlerinin ardından son yolculuklarına uğurlandı. Aklınızı helal ediyor musunuz? Evet. 27 yaşındaki uzman çavuş Mehmet Kırmızı, Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonda PKK'lı teröristlerin güdümlü füze saldırısında şehit düştü. 4 ay önce nişanlanan şehit uzman çavuş düğün hazırlıkları yapıyordu. Şehit Adana'nın Ceyhan ilçesinde gözyaşları ve dualarla toprağa verildi. Aynı operasyonda şehit düşen sözleşmeli er Müslüm Topraksa saatler önce ailesini aramıştı. Son sözleri, sizden birinizi karınca ısırdığı zaman ne kadar acı duyarsa şehit olan kimse de ölüm acısını o kadar duyar oldu. Aile yakınları da şehidin anısına son sözleriyle birlikte mekanın cennet olsun paylaşımında bulundu. Kardeşimiz şehit oldu. Allah'ın rahmetine kavuştu. Rabbim bizim onun şefaatine nail etsin. Vatan sağ olsun. 25 yaşındaki şehit Müslüm Toprak'ın cenazesi İstanbul'da toprağa verildi. Helal hoş olsun. Helal hoş olsun. Mehmetçik, Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarıyla teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor. Tek tek tespit edilen mağaralar ve ele geçirilen mühimmatlar imha ediliyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar dün incelemelerde bulunmak üzere Pençe Şimşek operasyonunun sevk ve idare edildiği Şırnak'a gitti. Akar'a Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'le Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar eşlik etti. Şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve ülkemize başsağlığı diliyoruz. Efendim bizlere şu an itibariyle günaydın diyen izleyicilerimiz var. Başlığımızı bir kez daha hatırlatayım. Keşke bu başlık altında bizlere ulaşabilirsiniz. Kendi gündeminiz nedir onu paylaşabilirsiniz. Ve aynı zamanda hani kendi memleketinizde, ilçenizde, köyünüzde yeni günün nasıl başladığını da bizlere aktarabilirsiniz. Ve hemen sizleri memleket havasıyla buluşturalım. Marmara'da bulutlanma artıyor. Yurdun en doğusundan hafif yağmur geçişleri devam ediyor. Hava birkaç derece soğuyor. Yurdun kalan kesimlerinde ise hava oldukça sıcak. Bugün batı ve iç kesimler dünden de sıcak. Tam kapanma başladı. Mevsim Nisan sonuna pek çok bölgede neredeyse yaza döndü. Bahar tüm canlılığıyla geldi. Sıcaklıklarda uzun süredir beklenen artış yaşandı. Çalışanlar hariç herkesin evde olması gereken günlerin başında termometreler normallerin üzerinde sıcaklıkları işaret ediyor. Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Van ve Hakkari bugünün yağış alan 6 ili. Bu 6 il dışında yurdun neredeyse tamamı güneşli. Karadeniz'de hava sıcak ama puslu. Güneye indikçe sıcaklık artıyor. Batı ve iç kesimlerse gün ortasında yazı yaşıyor. Kalan saatlerde ise bahar serinliği var. Ege ve Akdeniz'de hava bunaltacak ölçüde sıcak gün içinde. Günün en sıcak ili 37 dereceyle Aydın. Denizli'de sıcaklık 36, Manisa'da 35 derece. Hafta sonu sıcak ve bol güneşli seyreden meteorolojik koşullar pazartesi günü de pek değişmiyor. Salı gününden itibarense Marmara'dan başlayarak yağışlı ve serin hava etkisini göstermeye başlayacak. Bugünden bakıldığında öyle görünüyor ki salı ve sonrasında kademe kademe tüm yurtta hava serinliyor. Ancak yurdun en sıcak kesimi güney, hatta serinlemenin etkisi çok daha az hissediliyor. Sıcaklık düşüşü pazartesiden itibaren ufak ufak başlayacak. Örneğin İstanbul'da sıcaklık bugün 27 derece, yarın 24. Salı günü ve sonrasındaysa 20 derecede birkaç gün daha devam edecek. Yurdun güneyinde 5 ila 8 derece arasında azalacak. Yağış batıya Trakya'dan giriş yapacak. Doğu Anadolu'da ara verdiği bir günün ardından yeniden yağmaya başlayacak. Salı günü ise Marmara ve Karadeniz'in tamamına yayılacak. Nurdan Hanım, günaydınlar Marmaris'e. Sizin aracılığınızla selamlarımızı iletelim. Keşke bu illet elini çekse dünyadan ve bizlerin üzerinden diyor. Çok haklısınız. Yani o kadar çok şeyi özledik. O kadar harika yaşıyormuşuz ki şu anda yaşadıklarımız, evden dışarıya çıkamıyor oluşumuz, sevdiklerimizle kucaklaşamıyor oluşumuz, bir yerde oturup hani yan yana gelemiyor oluşumuz, sohbet edemiyor oluşumuz, çocuklarımızın okula gidemiyor oluşu, ne kadar kıymetli bir hayatı yaşıyormuşuz. Şimdi hep birlikte bunu fark ediyoruz. Aysel Hanım selamlar. Keşke normale dönsek. Keşke cezaevlerinde haksız yere tutuklananlar var diyor. Bir yandan da Aysel Hanım onu hatırlatıyor. Acaba bugün Deniz Zeyrek gelecek mi diye soran izleyicilerimiz var. Evet, Deniz Zeyrek birazdan gelecek. Yalnız dikkat ettiyseniz dün hava inanılmaz sıcaktı Ankara'da. Deniz abi gelecek. Geçen pazar da böyleydi.
Deniz abinin geldiği günde bir fırtına, bir boran, bir şeyler oluyor. Birazdan Deniz abi gelecek. Kendisiyle gündeme dair önemli notlar var, önemli gelişmeler var. Yani açıklamalar var. Bunları da konuşacağız. Deniz abiyi bekliyoruz. Şimdi Türkiye'nin koronavirüs tablosuna hep birlikte bir bakalım. Koronavirüste Türkiye son 24 saatte 242.194 test yaptı. Baktığınızda bu testin ne kadar az olduğunu görüyorsunuz. Hani böyle resmi açıklamalarda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yapmış olduğu açıklamalarda 14 Nisan tarihi ve 14 Nisan tarihindeki vaka sayıları, hani alınan tedbirler, aldığımız tedbirler ne kadar faydalıymış deyip de gösteriliyor ama yapılan test sayısına bakılmıyor. Mesela 14 Nisan tarihinde 310 bin test yapıldı. 14 Nisan tarihinde 62 bin vaka vardı. 242 bin test yapıldı. 1 Nisan tarihinde 28.817 vaka var. Yani test ne kadar artarsa vaka sayısı, yakalanan vaka sayısının da o kadar yüksek olduğunu söylemek gerekiyor. Bir de bu alınan tedbirler, büyük şehirlerden sahil beldelerine gidiliyor olması, acaba virüsün dalga dalga tekrar Türkiye'ye yayılmış olma ihtimalini de gündeme getirir mi? Çünkü böyle bir endişe var. Birazdan bu endişeyi de paylaşalım sizlerle. Hastanelerde tedavi görenlerin sayısı 2.615, hayatını kaybedenlerin sayısı 373. Dün rekor kırılmıştı. En acı rekor kırılmıştı. Tekrar söyleyeyim, aslında Çalar Saat'in başlangıcında söylemiştim. Bir kez daha hatırlatmakta fayda var. 1 Nisan'dan 1 Mayıs'a kadar koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 8.967. Bu kadar insanımızı kaybettik ve her yeni günde yine ciddi hem vaka sayısını görüyoruz hem de hayatını kaybedenlerin sayısını görüyoruz. Bu arada ağır hasta sayısına dikkat ettiğinizde 3.525 ağır hastamız var. O da hiç az değil. Şimdi hemen Türkiye'nin tablosunu getirelim ekranlarınıza. Revize ettik, haberi de yeniledik ama şunu da hatırlatalım. Nisan ayı geçmedi. Eğer her şey böyle devam ederse, tedbirlere uymazsak, hani böyle pek çok kişiye de muafiyet verilirse, bu ülkenin yüzde çalışan nüfusunun %61'i hala dolaşımda olursa önümüzdeki ay da iyi olmayacak. Maalesef genç ölümleri ve maalesef aslında önlenebilir ölümler. Ben bu hafta yani çok yakın bir arkadaşımın annesi, başka bir yakın arkadaşımın kardeşi ve pek çok tanıdığımın yakınları ile ilişkili ölüm haberlerini aldım. Bu ölüm sayılarındaki artışın önümüzdeki haftada yükselmesi öngörülebilir. Ne yazık ki ölümlerin önüne geçilemiyor. Son 24 saatte 373 koronavirüs hastası daha yaşamını yitirdi. Salgında bugüne kadar kaydedilen en yüksek vefat sayısı 30 Nisan'da yansıdı tabloya. Bir gün sonrasında az da olsa düştü rakam. Ama sadece son bir haftada can kaybı 2832'ye yükseldi. Uzmanlar yoğun bakımlardaki doluluk nedeniyle tam kapanmanın vefat sayılarını kısa vadede düşüremeyeceği görüşünde. Yoğun bakımlardan da yansıyanlar önümüzdeki haftalarda olacağı için ben önümüzdeki haftalarda ölüm sayılarının artarak gideceğini düşünüyorum. Yoğun bakımların doluluk oranı %71.6. Bu oran 81 ilin ortalaması. Yani bazı illerde %80'i 90'ı aşan, %100'e yaklaşan doluluk var. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Esin Şenol'a göre tam kapanma öncesi oluşan kalabalıklar bir süre daha tabloya olumsuz yansıyacak. Vaka sayılarının artışından azalma olacaktır. Ama kapanma öncesi 3 gün müthiş bir hareketlilik oldu. Yani çok büyük bir azalma ya da salgını kontrol etme sınırlarına getirme gibi bir öngörümüz yok maalesef. Salgında en çok can kaybı verilen Nisan ayı geride kaldı. Gözler 17 günlük tam kapanmanın etkili olup olmayacağına çevrili ama milyonlarca çalışan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf. Birbirleriyle en çok temas eden grup dışarıda. Çalışanlar toplu taşıma araçlarını kullanmaya devam ediyor. İş yerinde aynı havayı soluyor. Önümüzdeki ayda çok rahat ve ferah bir ay geçirmeyi beklemiyoruz. Çok kötü bir Nisan ayı geçirdik. Çok fazla 10 bine yakın ölümün olduğu bir Nisan ayı geçirdik. Aşı olsaydı bu ölümlerin pek çoğu en azından %70-80'i olmayacaktı, öyle düşünün. Kısıtlamalar erken başlamış olsaydı bu ölümlerin en aşağı %50'si olmayacaktı.
16-20 milyon kişi çalışmaya devam ediyor tam kapanma sürecinde. Bir yandan da muafiyeti olanlar, onlar da izin belgelerini almaya çalışıyor. E-Devlet'te sistemi zaman zaman aksadığı bilgileri geliyor ve izin belgesi alanların sayısının da 700 bin olduğu söyleniyor. Birazdan bu detaya geliriz. Bir Milliyet Gazetesi, şöyle gazetelere de geçiş yapmış oldum. Milliyet Gazetesi'nin manşeti: bu kuralda yaya kaldık. Hani bir kural koyuyoruz ama o kuralları uygulamada ne kadar başarılıyız? Aslında bunu da sorgulatan bir konu gündem. Yollarda geçiş üstünlüğü hakkının yayalarda olduğu geçitlerde emniyete göre yılın ilk 3 ayında 349 ölümlü ve yaralamalı trafik kazası yaşandı. Araç sürücüleri yaya geçitleri bulunan yerlerde ilk geçiş hakkını yayaya tanımak zorunda. Ancak birçok sürücünün bu kurala uymadığı görülüyor. Daha Mart ayında 8 yaşında bir ilkokul öğrencisi yaya geçidinde can verdi. Sürücü ise olaydan 15 gün sonra yapılan davanın ilk duruşmasında serbest kaldı. Yayalara öncelik tanımayan ve ilk geçiş hakkı vermeyen sürücülere kesilen ceza ise sadece 652 lira. Emniyetin rakamlarına göre 2021 yılının ilk 3 ayında Türkiye genelinde kazaların 5129'u yayaya çarpma olarak meydana geldi. Bu kazalardan 349'unda yayaya can verdi ya da yaralandı. Şimdi Milliyet Gazetesi, Milliyet Gazetesi'nde manşet haber Çiğdem Yılmaz'a ait. Bu Milliyet Gazetesi'nde, yani bir gazetenin manşet haberi olur mu? Bu gerçekten bir manşet haberdir. Biz hani koyduğumuz kurallara ne kadar riayet ediyoruz? Biz koyduğumuz kurallara ne kadar uyuyoruz? Ya da o kuralları ne kadar denetliyoruz? Bu bir manşet haberdir ve Çiğdem Yılmaz da o haberi yapan kişi. Milliyet Gazetesi'nde daha Mart ayında 8 yaşında bir evladımızı işte bu kurala uyulmaması gerekçesiyle can verdi trafikte. Ne oldu? Ona çarpan kişi 15 gün sonra serbest kaldı. Hatırlatmak gerekiyor. Şimdi bir sonraki haberimize geçeceğiz ama bu arada galiba Deniz Zeyrek'i soruyordunuz. Deniz Zeyrek de geliyor yavaş yavaş. Az sonra burada olacağız. Türkiye'nin gündemindeki konulara da bakış atmış olacağız. Hemen bir gösterelim Deniz abiyi. Evet Deniz abi. Bir ıslık çaldı. Kendisi de bize günaydın diyor. Yavaş yavaş geliyor. Birazdan gündeme birlikte bakacağız. Sessiz, sakin, tek başına o sokakta ilerliyor. Ankara'da şu saat itibariyle tekrar söyleyelim. Saati de hatırlatalım. 8:47. Sakin bir gün var. Sokaklar bomboş. Pazarları genelde zaten böyle olur. Ankara'da öyle olur, İstanbul'da olur. Ama bir düne gidelim. Mesela İstanbul'da durum neydi? Nasıl bir acaba çıkmaz ya da sorunlar yaşandı, sorunlar yumak haline geldi. Bir bakalım İstanbul'a. Sağlık çalışanıyım, eve gitmeye çalışıyorum. Bugün rahat ama hafta işleri yoğun tabii. Muhasebeciyim, muhafız. Mecburiyet, yapacağımız başka bir şey yok. Çalışmamız gerekiyor. Devletimiz bu şekilde öngörüyor. Anladığımız kadarıyla da bizlere korona da bulaşmıyor. Tam kapanmada İstanbul önceki hafta sonlarına göre sakindi ama sokaklarda beklenen sessizlik yoktu. Çünkü kısıtlamadan muaf olan çalışanlar 1 Mayıs'ta da işlerinin yolunu tuttu. Uzun zaman sonra ilk kez en sakin günlerinden birini yaşıyor İstanbul. Geçtiğimiz hafta sonlarındaki o bilindik kalabalık manzara yerini sakinliğe bırakmış durumda. Dışarıda ise sadece kısıtlamadan muaf olan çalışanlar var. Vallahi evde olmakla da havadan gelmeyecek, çalışmakta zorundayız yani. Kiramız var, çocuklarımız var, onlara da bakmak zorundayız. İşe gidebilmek için bir muafiyet belgesi gerekiyor. Şu ana kadar 700 bine yakın kişiye verildi belge. Kısıtlamadan muaf olan çalışanların sayısı ise 16 milyondan fazla. E-Devlet kilitlendiği için mecburen dışarı belgesiz çıkanlar vardı. Sistem çok donuyordu. Sistemde aksaklık var yazıyordu. E-Devlet'ten çıktı olarak alamadım. Herhalde aşırı yoğunluktan dolayı. Yok, imkansız almak. Yarım saat önce girdim. Şu anda da vermiyor. Şirketten almış olduğum bir belgem var. Veriyor mu? Etmek zorundalar çünkü sistem açılmıyor sonuçta. 3 günden beri uğraşıyorum. Ama maalesef alamıyoruz. İş yerlerinden alınan imzalı belgeler pazar akşamına kadar geçerli. Kısıtlamada trafiğin yeni adıysa belge kontrolü. Var mı izin belgeleriniz? Var abi. Bakayım. Kimlik alayım birer tane. Polis ekiplerinin İstanbul'un hemen her noktasındaki denetimleri sürüyor. Tek tek durdurulan araçlarda sürücülerin izin belgelerinin olup olmadığı kontrol ediliyor. İzin belgeniz? Hepsi orada. Ben korona test için Atatürk Havalimanı. Oraya olmaya gidiyor. Hastaneden eve gidiyoruz. İş ya da sağlık nedeniyle dışarıda olanların yanı sıra yine market alışverişine çıkanlar da vardı. Alışverişler geliyoruz. Biraz da yürüyoruz ama mahvolduk ya. 86 yaşındayım.
Daha böyle bir ortam görmedim ben ya. Memlekete gidecek izin alamadık. Devlete telefon ettik, o kapalı. Ben çalışan bir insanım. Mecburen evden siparişler geldi. Hemen koştur koştur geldim. Yürüyüş mesafesi dışında markete çıkmak yasak. Zincir marketlerse pazar günü kapalı. Yine alışverişini son ana bırakanlar oldu. Saatlerimiz 16.50'yi gösteriyor. Marketlerin kapanmasına sadece 10 dakika var. Ancak şu dakikalarda marketlerde günün en yoğun anları yaşanıyor. Alışverişi son ana bırakıyor. Mecburiyetten işten geliyoruz. Çalıştığımız için mecburen bu saate kalıyor. Yarın marketler kapalı. Oruçluyuz zaten. O yüzden son aklımıza gelenleri almak için. Çok yoğun, acayip yani. Yani baksanıza oluruna bırakmış yani. Şimdi tabii ki bu kapanma sürecinde yasakları dinlemeyenler var. Yayınlanan genelgeleri kendisine uyarlayanlar var. Onlara da bir dönüp bakacağız. Cumhuriyet Gazetesi diyelim. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti insan hakları mı demiştiniz. Yüzlerce kişiye gözaltı. İnsan hakları eylem planını 2 gün önce yürürlüğe koyan iktidar, birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs'ı işçi sınıfına zehir etti. 16 milyon emekçiyi salgında çalışmak zorunda bırakanlar, küçük çaplı kutlama yapmak isteyenlerin üzerine polisi saldı. Taksim'de ve yurdun dört bir yanında yüzlerce kişi gözaltına alındı. Bu nasıl bir vahşettir? Başlık, polisin yerde sürükleyerek ters kelepçeyle gözaltına almaya çalıştığı yurttaşları görüntülemek isteyen gazeteciler, genelge var denilerek engellenmeye çalışıldı. Muhalefet topu topu 10 gence polisin müdahale şekli insanın kanını donduruyor. Lebalep kongrelerde neredeydiniz tepkisini gösterdi. Şimdi hani basın özgürdür, sansür edilemez, anayasada böyle bir kural var. Bir genelge Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Bu genelgeyi de kendisine göre değerlendiren, yorumlayanlar var. Ve o genelgeye bakıp da mesela polis memurları Ankara'daki bu gözaltı işlemleri sırasında görevini yapmaya çalışan bir gazeteci genelge var çekemezsin dedi. Ve ona yanıt akşam saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. O kadar ciddi bir belirsizlik yaşanıyor ki kimin görevi nerede başlıyor, nerede bitiyor bunu bilmiyoruz. Bir genelge var ve o genelge üzerinde konuşulmuş mu, ne kadar tartışılmış bunu bilmiyoruz. Personelle, polislerle, güvenlik güçleriyle ne kadar paylaşılmış biz onu da bilmiyoruz. Sabah gazeteciler çekemezsin müdahalesiyle karşılaşıyor. Akşam İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hayır gazetecilere böyle bir engelleme yapılamaz deniliyor. Ama 1 Mayıs'ta meydanlarda bu engellemeler yapıldı. Yine birazdan konuşacağımız konulardan bir tanesi bu olacak. Şimdi dönelim. Hani yurt genelinde yasaklara uymayanlar oldu. O uymayanlar nasıl yakalandı? Şimdi biz evde çocuklarla oynuyoruz hani saklambaç, perdenin arkasına saklanıyoruz. Yani çocukların ayaklarını görüyorsunuz tabii perdenin arkasında. Büyükler, koca koca insanlar, onlar da böyle karantina sürecinde gitmişler, bir yerlerde buluşmuşlar. Perdelerin arkasına saklanmışlar. Bakın polis de onları nasıl buluverdi. Ne bileyim polis deyince ben de şey yaptım. Tak maskeyi tak. Perdenin arkasına saklanan da oldu, balkondan kaçmak isteyen de. Masadan kimse kalkmasın. Balkona çıkanı aldım, seni zaten görüntüye gel. Tüm uyarılar, kesilen cezalar fayda etmedi. 17 günlük kapanma kararı sonrası pek çok yerde yine bildik görüntüler oluştu. İç sınırlar içerisinde bu adam pompacıdır, istediği yere gidip gelebilir. Hiç öyle bir şey yok, istediği yere gidip gelemez. Kırıkkale'de polis denetimdeydi. Sürücü yanındaki kişinin çalışanı olduğunu, akaryakıt istasyonunda pompacı olarak görev yaptığını iddia etti. Ancak ceza yemekten kurtulamadı. Belgeleyebiliyorsanız belgeleyip yoksa işlem yapacağız. Tamam. İşlem yapsın. 4.000 lira para yazıyor. Edirne'de polis evinde karantinada olması gereken Covid-19 temaslısı kişiyi markete ekmek almaya giderken yakaladı. Tamam ben de görünce herkes yüzüyor denize giriyor. Ben dedim herhalde sıkıntı yok. Gelen dedim sıkıntı turistlere, yok dedin atladın. Turistlere ben de gibi. Muğla'da denize giren bir kişi karşısında polisi görünce şaşkına döndü. Ben işsizim ceza kesmeyin dedi. Denizden çıkmak istemedi. Ben işsizim çalışmıyorum bana ceza keseceksin. Ya. Ben suya giren vatandaşlar için geldim. 4 tanesi Ukraynalıydı. Bir sen Türk'tün suya girenlerden bahsediyorum. Buraya gelir misin oraya niye gidiyorsun? Sen suya tekrar niye giriyorsun? İstanbul ve yurdun birçok yerinde kumar baskınları vardı.
İstanbul Arnavutköy'de polis bir kıraathaneye baskın düzenledi. Vallahi maç izler yani dava açık değil. 4 kişi oyun oynamadıklarını, fal baktıklarını söyledi. Biri de perdenin arkasına saklandı. Ancak cezadan kurtulamadılar. Ne bileyim polis deyince ben de şey yaptım. Masadan kimse kalkmasın. Kahramanmaraş'ta bir iş yerinin oyun salonuna çevrildiği ihbar yapıldı. Baskında 17 kişiye 102 bin lira ceza kesildi. Balkona çıkan aldım seni zaten görüntüye gel. Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek şu anda yanımda. Fox Haber'in Ankara bürosunun çatısından gerçekleştiriyoruz. Deniz Zeyrek'in en sevdiği yerden gerçekleştiriyoruz yayınımızı. Deniz abi günaydın. Geç sağ ol. Hoş geldin. Günaydın. Abi şimdi böyle her geldiğinde dün mesela hava mükemmeldi. Evet. Bugün gene bir yağmur biraz böyle yavaş yavaş. Bilmiyorum artık. Dün İstanbul'daydım hava çok güzeldi. Deniz abi az önceki görüntüleri gördün. Gördüm evet. Hani yasaklar var. Bir tam kapanma içindeyiz. Sen dün İstanbul'daydın. Hani kazancı yok şuna da gittin. Öyle zannediyorum. Bir baktın İstanbul'da durum ne? Ankara'da durum ne? Bir genel bir toparlamayla başlayalım istersen. Ya şöyle bir şey var. Şimdi çok fazla insan muaf olduğu için anlamıyorsun İlker. Yani sokakta bu kadar insan hani işi için mi var yoksa gerçekten suistimal mi var anlaşılmıyor. Yani ben dün önceki gün Ankara'dan İstanbul'a gittim. Yayın için gittim. Dün de geri döndüm. Burada yaşıyorum çünkü. Nasıl döndün? Mesela yolda durdurdular mı? Giderken çok uzun kuyruklar vardı. Kontrol noktalarında hep ilk gün öyle olur ya. Evet. Çok detaylıca bakarlar. Ama dönüşte kontrol noktalarında daha hızlı, daha seri bir şey vardı. Çünkü rastgele seçiyorlardı. Yani hepsini durdurup şey yapmak çok da mantıklı değil. Mesela İstanbul girişinde 15 kilometre kuyruk vardı. Kontrol vardı diye. Yani önce şey diye düşündüm herhalde bu eziyeti ederek ya vatandaşlara çıkmayın gereksiz yere işiniz yoksa bak bunlarla. Muafiyeti veren ama yine orası. Ya öyle tabii memurlar şimdi cuma günü memurlar işbaşı yaptılar işlerine güçlerine gittiler tamam mı? Evet. Nasıl yapacaksın? Yani sen biraz önce haberde geçti 16 milyon emekçi şu anda çalışıyor. Yani 16 milyon emekçi çok büyük rakam yani. Bu insanlar işlerine güçlerine gidiyorlar. Dolayısıyla da şey bir de ben en çok şuna kızıyorum. Ya şimdi bu güvenlik nedeniyle yapılmış bir sokağa çıkma yasağı değil. Dolayısıyla da emniyet güçlerinin biraz hoşgörülü olması lazım. Ya dün burada ben burada oturuyorum işte. Evet. Kıyamet kopuyor. Zannedersin ki şey sokakta çatışma var. Bekçiler düdük çalıyor. Polis siren çalıyor. Ya belki çocuk uyuyordur evde. Yani işi sıkı tutacağız. Biraz abartılı mı anlaşılmış? Yani arası yok. Ben böyle bir tuhaflık görmedim. Yani milyonlar sokakta ama polis de cansiperane bunu engellemeye çalışıyor. Yani onlara da yazık. Ya perişan oluyorlar. Ben yani 3-4 şey kontrol noktasında böyle sohbet etme şansım oldu. Yani sabahtan 12 saat ayakta. Yani araçları kontrol ediyorlar, kimlikleri kontrol ediyorlar, belgeleri kontrol ediyorlar. Çok zor bir görev. Ya bunu biraz böyle bilinçli insanlar bilinçli bir şekilde yapmaları gerekeni yapsalar bu kadar kaotik bir durum olmaz. Şey de öyle mesela o kadar çok muafiyet var ki tam olarak şey olamamış. Mesela bizim Turkuaz basın kartlarımız var. Evet. Şeye göre muhafız. Yani yönetmeliğe, genelgeye göre. Ben İçişleri Bakanı Sayın Soylu'ya sordum ya şehirler arasında gitmek istediğimizde seyahat belgesi almamız gerekiyor mu? Sonra o genelgeye ek 5 soru yayınlandı. Dedi ki sadece seyahatte çalıştığınız kurumdan yazı almanız yeterli. Yani bu görev için gitmektedir o şehre diye. Fakat dün mesela maça giden arkadaşlarımızı Turkuaz basın kartının yanında şey soruyorlar. Görev kağıdı. Abi doktorlara soruyorlar. İşte yani şehrin içinde... Ameliyatın mı var? Emin misin? Ya böyle şey olur mu yani? Doktor muafiyeti var. Nasıl ayırt edeceksin bu insanlar? Şimdi ben buraya gelirken diyelim ki beni polis çevirdi. Şey mi yapacağım ya ben Fox'a yayına gidiyorum diye bir belge mi sunmam gerekiyor? Polis de dese ki ne belli? Tabii yani bir kaotik bir şey var. Yani basın kartı, Turkuaz basın kartı taşıyan ya da aktif olarak basın kuruluşlarında çalışan ve bunu belgeleyen kimliğiyle insanlar
muaftır deyin, olun bitsin. Yani 12 Eylül'de de böyleydi, biliyor musun? Yani 12 Eylül'de basın kartını gösterdiğinde gazeteciler işlerini yapabiliyorlardı. Şimdi sanki şey, memlekette güvenlik nedeniyle sokağa çıkma yasağı alınmış. Öyle bir şey yapıyorlar ki yani illa bir de yani aklıma şey geliyor. Para bitti kasada, para toplayacağız diye böyle. Ceza yağdırmaya çalışıyorlar. Ceza yağdırayım diye. İşte detay bulayım, şey yapayım, oradan bir ceza kitleyeyim, ödesin 3000 lirayı. Ya millet perişan zaten, parası olsa işte görüyoruz bütün ceza kesme videolarında. Herkesin dediği şey şu, abi ödeyemem ben bunu. Ödeyemeyecek ki zaten. İşte ödeyemem ben bunu diyor. Yani bir şey, her şey elimize, her şey kaos. Bak çek yasası çıkardılar meclisten apar topar, kaos. Sonra mükerrer bir resmi gazete yani, yayımlandı. İşte sokağa çıkma yasağı ilan ediliyor, her şey tam bir kaos. Ya bu iş böyle olmaz yani. Ama Deniz abi... Öyle bir girdin ki hemen böyle sinirli. Ya yok, sinirli değilim ama yani gerçekten ya. Daha bak, 25 şimdi, kuruşluk poşete bile gelmemiştim oysa. Bunun amacı nedir İlker? Vatandaşı bu salgının yayılmasını önlemek. Şimdi şu parkın orada bir insan yürüyor. Evet. Tamam mı? Etrafında insan yok. Yani incin top oynuyor. Ya ona tolerans gösterebilirsin. Yani nefes almaya çıkmıştır, evinin dibidir vesaire. Ha bir kalabalık oluştururlarsa müdahale edersin ama böyle atıyorum işte 500 metrekare bir alanda bir kişi, ya bu olabilir. Yani, sitelere de mesela önlem getirildi. Mesela onu da anlamıyorum ben. Şimdi yani, şu mu zannediliyor? Sitelerde kimse evinden dışarıya çıkmıyor mu zannediliyor? Hayır, böyle bir şey yok. Mümkün mü ya? Yani şimdi benim babam 80 yaşında. Siteye çıkmadığında nerede yürüyecek? Nerede yürüyecek? Yani bacakları mı adamların şey olsun? Zaten hani bütün bu sürecin ya, sıkıntısını 65 yaş üstü çekiyor, çekti. Onlar çekti, çekiyor. Yürümesin mi yani? Çıkıp sitenin içinde bir tur atmasın mı? Yani o şey mi olsun? Bütün kemikleri, eklemleri tutulsun mu insanların? İşte yaş almış insanların. Yani o dengenin tutturulması lazım. Tutturabilirler ama böyle sanki bir şey var. Ya sanki hani memlekette şey var, olağanüstü güvenlik önlemleri nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş. Hoşgörü yok, tolerans yok. Yani dün gece burada resmen ben uykumdan uyandım ya. Bir düdük çalıyorlar bekçiler. Ya bu kadar olmaz. Siren çalıyor mesela, anons ediyor. Yani ya nedir yani, insanlar madem evinde tutuyorsunuz, bunu yapmayın yani. İnsanlar evlerinde huzur içinde otursunlar. Bunu bir şeye dönüştürmeye gerek yok ki. Bir sakinleş abi. Sakin. Hava çok tamam. Güzel. Şimdi bir mola verelim efendim. Molanın dönüşünde, şimdi Deniz abi, içki yasağını konuşacağız. Evet. Ruslar Pekcan, onu konuşacağız. Çekim yasağı var, konuşacağız. Yani o yüzden biraz sakinleşmeni istiyorum. Bir de ekmek meselesini konuşacağız. Bir mola, dönüşte buluşalım. Günaydın, devam ediyoruz. Çalar Saat hafta sonunda bizlere günaydın diyen izleyicilerimiz, o izleyicilerimizden birisi Ziya Mutlu, sizin aracılığınızla İzmir'e günaydın diyelim. Fersan Kurt aracılığıyla bir Adana'ya günaydınlarımızı iletelim. Ve yine bu çalışma izinleri ne olacak? Herkes bir şey söylüyor, bilgi verir misiniz diyor. Vallahi biz de elimizden geldiğince anlamaya çalışıyoruz. Biz kendi durumumuzu çözemedik daha. Biz de çözemedik daha. Birgül Hanım selamlar. Sizleri hafta sonları dört gözle bekliyoruz diyor. Çok sağ olun, çok teşekkür ederiz. Biz BioNTech aşımızı 24 Nisan'da olduk. Gülay Göktuman yazmış. Şimdi tam 56 gün sonra ya gün verildi 19 Haziran'a. Hani 28 gündü. Şimdi burası da karıştı. Yani ilk aşınız olduysanız, randevuda aldıysanız orayı bozmuyordu sistem. Yani bozmuştu tamam da işte, geri dönülmüştü. Bu yeni tarihi Sayın Bakan'ın açıklamasıyla birlikte okusunlar. Ne diyor? Haziran'da aşı bolluğu var. Demek ki şu anda yok. Şimdi Gülay Hanım, belki de böyle 240 milyon doz aşı gelecek. Hani en son müjdelenen bu. Belki çok daha erkenden o aşınızı olabilirsiniz. Öyle biz yok de ama iyi niyetle yaklaşalım. Aşı gelirse o randevular tekrar yani öne alınır diye düşünüyorum ben. Ben de öyle düşünüyorum, aşı gelirse. Evet. Yani keşke olsa. Keşke evet. Aşımız olsa. Yani burada sağlık çalışanlarının aşıyı yapamama, yetiştirememe gibi bir sorunu yok. Aşı yok yani. Hiç olmadı o. Evet. Ve bizim de zaten en çok böyle yönetenlerin, süreci yönetenlerin en çok övündüğü o. Tabii gurur. Yani gurur. Bir olsa 1 milyon 2 milyon aşı tabii. Yaparız. Yani ama yok. Gerçekten hani ben Türkiye'de sağlık çalışanlarıyla gurur duyuyorum. Yani doktorundan hasta bakıcısına kadar çok büyük emek harcadılar. Şu 1,5 yılda var ya, yani insanüstü bir performans gösterdiler.
Hani haklarını ödeyemeyiz diyoruz ya, zaten hükümet de ödemiyor. Maalesef her defasında bunu söylüyoruz. Üzülerek, acı evet. acı gülerek evet. aslında. Yani gülme nedenimiz şey değil. Bunu söylemek zorunda kalıyoruz. Durumun trajik. Dün 1 Mayıs'tı. Trajikti. 1 Mayıs'ta sendikalar da sağlıkçıları unutmadılar, hatırlattılar, teşekkür ettiler. Evet. Bir düne dönelim Deniz abi. Sözcü Gazetesi ve Sözcü Gazetesi'nin manşeti. Bunu biz değil Çalışma Bakanı Vedat Bilgin söylüyor. 1 Mayıs özgürlüğün olduğu yerde kutlanır ve işte sokaklardan, caddelerden, Taksim'e ulaşmaya çalışanlardan fotoğraflar, polisle karşı karşıya gelenlerin fotoğrafları. Bakan 1 Mayıs için özgürlük nutukları atarken polis 1 Mayıs'ı kutlamak isteyenlere sert müdahale etti. Yerde sürüklediği 245 kişi gözaltına alındı. Şimdi hemen bir düne dönelim. Dün Taksim'de ve memleketin çeşitli yerlerinde, Ankara'da mesela neler yaşandı 1 Mayıs'ta, onu paylaşalım. Yaşasın 1 Mayıs! Yine bugün de olduğu gibi bazı aşırı terörist gruplar bu güzel günü anlamsız hale getirmenin gayreti içerisine giriyorlar. Hamdolsun son aldığım bilgilere göre de Türkiye genelinde herhangi bir ağır sayılabilecek yani yaralama vesaire gibi bir olay bugün cereyan etmedi. Taksim meydanında anma, meydana çıkan sokaklardaysa polisin sert müdahalesi vardı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde polisle göstericiler karşı karşıya geldi. İstanbul'da 212 kişi gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gün içinde yaşanan olayları gece yorumladı. 1 Mayıs'ı kendisinin başbakanlığı döneminde bayram olarak ilan ettiklerini söyledi. Göstericiler içinse aşırı terörist gruplar dedi. Başbakanlığım döneminde Emek ve Dayanışma Günü olarak 1 Mayıs'ı biz ilan ettik. Bazı aşırı terörist gruplar bu güzel günü anlamsız hale getirmenin gayreti içerisine giriyorlar. İşçinin, emekçinin en özel günüydü 1 Mayıs. Yine Taksim Meydanı günler öncesinden bariyerlerle çevrildi. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bu senede geçen yıl olduğu gibi salgın nedeniyle sokağa çıkma yasağına denk geldi. İzin verilmemesine rağmen sabah saatlerinden itibaren meydana yürümek isteyen gruplar oldu. Beşiktaş'tan, Şişli'den, Beyoğlu'nun ara sokaklarından Taksim Meydanı'na ulaşmaya çalışanları gözaltına aldı polis. Yere yatırıp kelepçeledi. Müdahale kadar gözaltılarda da güç orantısızdı. Ankara'da da gözaltılar yaşanırken çevresinde gün boyu arbedeye sahne olan 1 Mayıs'ın sembol adresi Taksim Meydanı ise sakindi. Valiliğin izin verdiği sendikalar kısıtlı sayıdaki heyetleriyle anıta çelenk bıraktı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Taksim Meydanı'na ilk olarak gelen heyet Hak İş oldu. Türk İş Başkanı Ergün Atalay salgın süresince fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Özellikle sağlık çalışanlarına bir teşekkür edelim cani gönülden. Her şeye rağmen mükemmel görevlerini yapıyorlar. Daha sonra alana gelen DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu da gün boyu yaşanan 212 gözaltıya tepki gösterdi. Bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini üretenlerin 1 Mayıs'ı başta Taksim Meydanı olmak üzere her yerde kutlaması haktır. Buna tahammülsüzlük kabul edilemez. Arkadaşlarımızın gözaltına alınmasını buradan kınıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Tuzla'da bir fabrikada işçilerle katıldığı iftar programı sonrası konuştu. Sadece bizde olmuyor dedi, Fransa'yı örnek gösterdi. İşte bugün Paris'te bütün mağazaların cam, çerçeve her taraf yakıldı, yıkıldı. Bunu aynı şekilde bizde de yapıyorlardı ama şimdi artık fırsat yok. Ve fırsatta zaten vermeyeceğiz.
Deniz Zeyrek'le 1 Mayıs, 1 Mayıs'ta yaşanılanlar, ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü'nün o çekim yasa, bunu konuşacağız. Ama hemen İstanbul'da, İstanbul Şişli'de arkadaşımız Fox Haber'den Merve Görgün ve kameraman Kazım Gökçe hazır. Bugün akademik personel ve lisansüstü eğitim ALES sınavı var ve tam kapanmaya denk geldi. Burada bir sıkıntı, aksaklık var mı yok mu? Hepsini şimdi Merve'den, Merve Görgün'den öğreneceğiz. Merve, günaydın, seni dinliyoruz. Günaydın İlker Karagöz. Evet, aslında ÖSYM'nin tahminlerine göre bu yıl 300 bini aşkın kişinin ALES'e girmesi bekleniyor. Çünkü geçtiğimiz yıl ÖSYM Başkanı 290 bini aşkın kişinin girdiğini söylemişti. Şimdi de tahminler 300 bin kişinin gireceği konusunda yönünde tahminler var. Yanlarında yine sınava girecek olan kişiler bir kişi refakatçi getirebiliyor. Yani bu da demek oluyor ki yüz binlerce kişi Türkiye'de şu anda 17 günlük bu kapanmanın içinde bugün o yasaktan, kısıtlamadan muaflar. Sınav ertelensin mi, ertelenmesin mi? Vaka sayıları bu kadar yüksekken aslında çok tartışılmıştı. Öğrencilerin bir kısmı sınavın ertelenmesini, bir kısmı da ertelenmemesini istiyorlar. Biliyorsunuz 29 Nisan'da tam kapanmaya geçildi. Ve 29 Nisan'dan itibaren de o yüz yüze eğitimde uzaktan eğitime çevrildi. Onunla birlikte de bu 3 Mayıs sonrası dönem sınavları vardı. O sınavlarda 17 Mayıs sonrasına ertelendi. İşte vaka sayıları bu kadar yüksekken, yüz yüze eğitimde uzaktan eğitime çevrilmişken aslında bu girecek, ALES'e girecek, ALES sınavına girecek adaylar da sınav ertelensin diye düşünüyordu bir kısmı. Çünkü ertelensin diyorlardı. Birçoğu, biz az önce mesela burada bekleyenlerden biriyle konuştuk. Astım hastasıyım. İçeride gözlüğüm de var. Maskemi çıkartmak zorunda kalacağım dedi. Bu şekilde rahatsızlığını iletti. Sınava yine girmeyecek olanlar da var aslında. Çünkü biraz araştırdım ve insanlara sorduğumuzda ben bu sene sınava girmeyeceğim. Çünkü evde yaşlılarımız var, bebeğim var. Onlara bulaştırmak korkuyorum diyenler var. Ertelenmesin, hemen yapılsın sınav ve biz de olalım, bitsin diyenler var. Onlar da sene kaybına uğramak istemiyorlar. Puanlarını yükseltmek isteyenler var. Bu yüzden bir an önce sınava girip bir an önce sonucu, geleceklerinin ne olacağını artık görmek istiyorlar. Aynı zamanda şimdi İçeride önlemler alınıyor, evet, sosyal mesafe korunuyor, dezenfektan kullanılıyor, içeride tüm önlemler alınıyor belki ama asıl öğrencilerin buraya gelirken, yani adayların, ALES'e girecek adaylar buraya gelirken toplu taşımayı kullanıyor. Dolayısıyla toplu taşımada bilimsel araştırmalara bakıldığında hep uzmanlar, profesörler bize şunları söylüyor: salgının bir yıldan sonra gelinen süreçte ev ortamından sonra salgının en fazla yayıldığı ikinci ortam toplu taşıma. Dolayısıyla bugün o 300 bin kişi ve onların refakatçilerini düşündüğümüzde Türkiye'de birçok kişi toplu ulaşımla bu ALES sınavlarına girecek. Ve bir de şunu da ekleyelim, onu unutmadan geçmeyelim. Öğretmenlerin aşılanması var. Onlar da gözetmen olarak sınavdalar. Öğretmenlerin aşılanmaları hala tamamlanmadı. Bunun da hatırlatmasını yapalım. Evet, burada zaten en büyük sorun, Merve'nin de dikkat çektiği gibi, uzmanların da söylediği gibi, hani kapalı ortamda kalabalık olunmaması gerekliliği. İşte orada sınava girecek olanlar toplu taşımayla geldi. Ya çocuğum var evde, büyüğüm var ve onlara gidebilmek için bu sınava girmemem gerekiyor diyenler var. İnanılmaz bir süreçten geçiyoruz. Merve Görgün, teşekkürler. Bu arada Kazım Gökçe ile bu yayını gerçekleştirdiler. Eğer hani İstanbul'da bir hani sokaklar, caddeler durum nedir diye merak ediyorsanız az sonra Merve ile bir hani olağanüstü durum varsa onun bağlantısını da yapacağız. Deniz abi, şimdi hemen şöyle İstanbul Şişli, orada yaşanan duruma bir bakalım dedik, insanların kaygılarına. Geri dönelim. 1 Mayıs. Polis ve işte orada yaşanılan gözaltılar. Ne söylersin? Yani orantısız güç kullanılıyor. Çok bariz. Bir de artık bu devleti yönetenler de herkesi terörist, herkesi PKK'lı ilan etmeye son versinler ya. Yani bu kadar insanların masumiyet karinesine halel getirildiği bir dönem yaşamadım ben. Yani daha kötü dönemler geçirdik. 12 Eylül'de. Yani aklım yerinde olan bir çocuktum, yani hatırlıyorum neler yaşandığını. Yani bu kadar da abartılmaması lazım. Yani o şeyi izlemişsindir, görüntü alan kadına yapılanları. Yani o genelge ibane. Gelelim oraya. Olur, gelelim. Yani Süleyman Soylu dün televizyon programına katıldı CNN Türk'te. Hüseyin, senden bir rica etsek, haberimiz hazır. Bir paylaşalım, öyle devam edelim. Olabilir.
Tamam biz sen. Olabilir, çekim yapmıyorsunuz olabilir. Ama neyi derim basın? Olabilir, çekim yapmıyorsunuz. Zaten genelge yayınlandı. Kapatın onu. Ezme, al telefonu, al telefonu. Ezme, ezme. Dur, telefonu sileceksin, sileceksin. Sileceksin, tamam. Kamera kaydı alınan zaten yasak. Tamam, güvenler. Sana ben geldi. Polisin olduğu her noktada, toplumsal olaylarda, denetimlerde vatandaşın cep telefonuyla görüntü çekmesini yasaklayan genelgenin bir gün sonrası. 1 Mayıs eylemlerinde de genelgeyi gerekçe gösterdi polis. Konya'da motosiklet sürücüsünü kaskla vurarak durdururken de. Sen niye vurdun kaskla bu adama, yolda giden adama? Kamera kaydı alınan zaten yasak. Kişinin hürriyetinden başka herhangi bir denge söz konusuydu. Güvenlik de kişinin hürriyeti içerisinde. Burada ne anayasa ihlali vardır, ne demokrasi ihlali vardır. Bu genelge şu anlama geliyor. Türkiye'de demokrasi askıya alınmıştır. Çıkıyorsunuz keyfinize göre, bir genelge yayınlıyorsunuz. Sayın Kılıçdaroğlu siyasi olarak bu demokrasiye aykırıdır diyebilir. Sayın Kılıçdaroğlu burada bir müşür, burada bir ölçü koyabilecek bir kişi değildir. Ama bunun demokrasiye aykırı olup olmadığını, hukuka aykırı olup olmadığı, anayasaya aykırı olup olmadığının yerleri vardır. Orada Danıştay var. Diğer tarafta da kişisel veriler koruma kuruludur. Emniyet Genel Müdürlüğü yayınladığı genelgeyle polisin olduğu herhangi bir yerde toplumsal olayların, müdahalelerin, denetimlerin cep telefonlarıyla kayda alınmasını yasakladı. Polislerin özel hayatının gizliliği ihlal ediliyor gerekçesiyle. Basın lan, basın, 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 basın. Anayasaya, en temel hak ve özgürlüklere aykırı. Amerika'da bir polis Amerikalı vatandaşın boynuna basarak ölümüne yol açtı, değil mi? Orada çekilen bir fotoğraf. En azından o kişinin veya yakınlarının hak talebinde bulunmalarına yol açtı. Çünkü ellerindeki en ciddi delil o fotoğraftı. GRT televizyonunda konuşan Kılıçdaroğlu Amerika'dan örnek verirken, hukukçular Emniyet Genel Müdürlüğü'nün çekim yasağı hukuksuz derken, o genelgenin bir gün sonrasında 1 Mayıs eylemlerinde polis birçok yerde cep telefonuyla çekim yapanlara müdahale etti. Bu resmen suça teşviktir. Kamusal bir denetim alanından kaçmaktır. Çekim yapmayın. Olabilir. Tamam biz sen. Olabilir. Çekim yapmıyorsunuz olabilir. Ama neyi derim basın? Olabilir. Çekim yapmıyorsunuz. Zaten genelge yayınlandı. Kapatın onu. Genelge İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi değildir. Genelge Emniyet Genel Müdürlüğü'nün genelgesidir. Peki bu basın özgürlüğünü engeller mi? Engellemez. Orada basın özgürlüğüyle ilgili herhangi bir durum da söz konusu değildir zaten. Basın çekebilme hakkına sahiptir ve çeker. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu CNN Türk'te katıldığı programda kişisel verileri koruma kuruluna danışıldığını, genelgenin de anayasanın 20. maddesindeki özel hayatın gizliliği esasına dayandığını savundu. Habercilerin çekim yapmasının önünde engel yok dedi. Ama Ankara'da polis cep telefonuyla çekim yapan kişinin gazeteci olduğunu söylemesine rağmen genelgeyi hatırlatıp çekime izin vermedi. Alınan kaydın silinmesini istedi. Tamam, tamam, tamam. Al telefonu, al telefonu. Dur, telefonu sileceksin, sileceksin. Sileceksin, tamam. Sileceksin, boşver, anlıyorsun, sil. Boşver, şimdi silse ben anlamıyorum. Şimdi silse ben anlamıyorum ben. Sen niye vuruyorsun bu adamı? Davacı mısınız oğlum? Davacı mısınız? Gel bakın, ben de kamera kaydı var. Kamera kaydı alınan zaten yasak. Bu görüntülerde Konya'dan. Trafik polisleri sokağa çıkma yasağı denetimi sırasında motosiklet sürücüsünü hareket halindeyken kaskla vurarak durdurdu. O anları kaydeden bir vatandaş polise tepki gösterince çekim yasak yanıtıyla karşılaştı. Gel oğlum, karakola gidin. Ben sen ya. Niye vurdun kaskla bu adama, yolda giden adama? Kamera kaydı alınan zaten yasak. Yasak yok, yasak yok. Deniz abi, yani gazetecisin, söylüyorsun, genelge var, çekemezsin. Ona gerek yok deniliyor. Vatandaş da çeker. Vatan, hiç kimse, yani bunun özgürlükle falan alakası yok. Kaskla hareket halindeki motosiklet niye vuruyor? İlker, yerdeki adamı polis dövüyor, tekmeliyor. Evet. Onun kişisel haklarını da şey mi, özel hayatın gizliliği mi aklına geliyor? Yani o kişinin toplu gösteri hakkı var. Kendini ifade etme hakkı var. Sen bunları hiçe sayacaksın, yere devireceksin. Dün izledim, tüylerim diken diken oldu. Bir polis, erkek polis. Ya bir teşkilatı tenzih ediyorum. Ben çok sevdiğim, çok değer verdiğim binlerce polis var işini şeyle yapan, ama bazıları uymuyor kurallara, kendi kurallarına uymuyor. Yere yatırmış kadını, ya erkek polis kadını yere yatırmış, saçlarından tutmuş. Dün görüntüleri dolaştı sosyal medyada. Ya o adam evde eşini de dövüyordur. Yani abi bunlar, hani bu olaylar çıktıktan sonra bunu görüntülemiyor mu?
hangi meslek olursa olsun içimizdeki çürük yumurtaları ayıklamak tabii için bu bir adım atıyoruz. Bu görüntüde, herkesi zan altında işte, bırakmasın. Çok güzel bir altyazı var orada, KJ var. Nedir? Orantısız şiddeti belgeleme şeyini engelleme çabasıdır bu. Polis işini adabıyla yaparsa, polis işini kanunlara göre yaparsa, orantısız şiddet kullanmazsa çekilen görüntünün kimseye zararı olmaz. Neyi saklamak istiyorsun? Kadını, olarak, kadını yani o erkek polis kadını yere yatırmış, saçlarından tutmuş, boynuna basıyor. Oradaki kadının temel hak, ihlal edilen temel hakkı özel hayatının gizliliği midir? Yapmasınlar böyle, komik duruma düşüyorlar. Yani demokrasi falan... Ya bu demokrasinin kamu açık, görevlisinin özel ben siyasetçi değilim, ben gazeteciyim. Yani ben, tamamen her şey böyle tabii, karmaşa içinde. Tabii. Yarın bizim de başımıza gelebilir. Ya Metin Göktepe'yi polisler döverek öldürdüler ya. Gazeteci ya. Gazeteciyi görevini yaparken gözaltına aldılar, döverek öldürdüler. Gazeteciler peşini bırakmasaydı ellerini kollarını sallayarak şey yapacaklardı. Çünkü kimse onu görüntüleyemedi. George Floyd örneği de çok veriliyor. Tabii. Tabii yani bunlar siz işinizi yapmanız gerektiği gibi yapıyorsanız neyden korkuyorsunuz? Şimdi o polis memuru mesela geçen motosikletli hareket halinde kaskla vuruyor. Ya düşseydi beyin kanamasından ölseydi? Nasıl takip edecektin bunu? Ya bu ülke bak... Oradaki vatandaşın cesaretini gördün mü? Bence doğru yaptı. Demokratikleşirken ne yaptık mesela? Ben bunu çok alkışladım o uygulamayı. Yaka kamerası değil mi? Ya bu mesela... Trafik polislerinin de hoşuna gitti. Neden gitti? Çünkü zan altında kalıyor. Yani ondan da kurtulmak için hepsi mutlu oldu. Ya yani yaka kamerası var, müdahale edemiyor. Birisi bir şey iddia ettiğinde yaka kamerasındaki kayıtlara bakıyorsun. Ya kardeşim öyle olmamış diyorsun ya da öyle olmuşsa da cezasını kesiyorsun. Yani bunun insanların bu tür kötü muameleleri vesaire görüntülemesinin önüne geçmekten başka hiçbir amacı yoktur. Demokrasinin de ihlalidir. Sokak haberciliği diye bir şey var. Biz gazetecilikte bunu tartışıyoruz. Artık sosyal medyada bu şey var. Şimdi Amerika'daki insanı öldüren polisin görüntüsünü çeken ha muhabir olmuş, ha vatandaş olmuş. Bir gerçeği, bir haberi ortaya çıkarmış. Çünkü o haberin yani, gerçeğini sokaktan öğreniyorsun. Tabii. Ülkeyi yönetenler... Onlar yani çoğu zaman sokağın yaşadığını, söylediğini tarif etmiyorlar. O görüntüyü kimse çekmese ben o polisin, erkek polisin kadını yere yatırıp saçını başını yolduğu şeyi görmeyeceğim. Yani bu böyle bir fırsatı benim elimden almış olacak. Ne hani yarası olan gocunur ya. Yarası olan gocunur. Niye neyi saklamaya çalışıyorsunuz? Gerçekten yani işinizi normal yapılması gerektiği gibi yapıyorsanız görüntüden niye korkuyorsunuz? Neymiş efendim? Vatandaşın özel hayatının gizliliği. Ya yere düşürmüşsün, tekme atıyorsun, sırtına basıyorsun, boynuna basıyorsun. Vatandaşın da, polisin de. Hakkı, savunman gereken hakkı, özel hayatının gizliliği midir? Toplu gösteri ama hakkı ne kadar mıdır? Demokratik, ne kadar naif, ne kadar titiz davranılıyor. Ya değiller. Anayasa hatırlatıyor, 20. Ülke. Madde. Biz kurullara sorduk, danıştık. Olur mu öyle şey? Onların da özel hayatının gizliliği. Çekiyorlar. Ayıp olmuyor mu insanlar? Kime deniliyor? Ayıp oluyor? Yerde bütün hakları ihlal edilen vatandaşın özel hayatı mı? Tabii. Evet, özel yani hayatının öyle gizliliği işte. Mi? Toplu öyle. Gösteri hakkı ihlal ediliyor. İfade hakkı ihlal ediliyor. Güvenlik hakkı ihlal ediliyor. Gözaltına alınmanın da belli kuralları vardır. Bak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi tarafız. İç hukukumuzun üstündedir. Bir çırpıda sana 3 tane ihlal edilmiş hak saydım. Toplu gösteri hakkı ihlal, güvenlik hakkı yani gözaltına alınma biçimi ihlal, ifade özgürlüğü ihlal. Şimdi bunlar ihlal edilirken özel hayatının gizliliği ihlalinden dolayı biz bunu yasakladık. Ya bırakın ya, komik olmayın. Yani yaptığınız şeylere güveniyorsanız onu kimden saklıyorsunuz, niye saklıyorsunuz, neyden çekiniyorsunuz? Bir özel hayata... müdahale tartışması daha var. İçki yasağı. Haberi izleyelim, konuşalım. Tamam. Buyurun. İtirazınız varsa bu ceza mahkemesine ceza geldikten sonra itirazınızı edebilirsiniz. İçki yasağı veya başka bir yasaktan değil. Ben işi doğrudan doğruya esnaf açısından görüyorum. Bu esnafın
yetkisi var mı? Yani dükkanı açıyor mu? Açacak. Bu esnaf satış yapacak mı? Evet, satış yapacak. Bu satıştan ne elde edecek? Kirir elde edecek. Hiç rahatsız değilim. Geçmiş dönemde de yapıldı. Bu dönemde de yapılır. Bir dahaki dönemde de yapılır. Benim bir rahatsızlığım söz konusu değil. 17 günlük tam kapanmada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun içki satışı yasak açıklamasına karşı Kılıçdaroğlu da ilk kez konuştu. O yasağın uygulanması, kanuna aykırı itirazları sürerken bazı zincir marketler içki satışına devam etti, ediyor. Gazeteci Candaş Tolga Işık, İçişleri Bakanı'na yasak kalktı mı diye sordu. Doğru değil, tam kapanma boyunca devam edecek. Bunu neye göre yapıyorsunuz? Nerede yazıyor deyince yazılı belgesini gösteremediler. Onlar da biliyor ki anayasaya aykırıdır. Kanunlara aykırıdır. Kısıtlamalar başladığında 63 bin olan vaka sayısını bugün 31 binlere getirdik. Demek ki aldığımız kararlar doğru. Özel hayatın gizliliği esastır. Anayasada temel kural vardır zaten. Yani bu sadece bir içki olayı değildir. Kişinin özel yaşamıyla ilgili devlet müdahale edemez ve onun gizliliği esastır. Anayasal kuraldır. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde böyle bir şey yok. Yazılı tezgahat yapalım. Zaten haberlerde gerekli. İçişleri Bakanlığı genelgesinde içki satışı yasağına ilişkin bir ibare olmadığı için bazı tekel bayileri ve zincir marketler satışa devam ediyor. Bazı illerde il hıfzı sağa kurulları içki satışının yasak olduğuna ilişkin kararlar aldı. İçişleri Bakanlığı genelgesine atıf yaparak. İşte bizim Türkiye'deki politika anlayışımız burada geliyor tıkanıyor. İslam karşıtlığı. Nerede bir fırsat bulsalar. İşte bu İslami bir inançtan sebepten dolayı böyle yapıldı diyorlar. Tayyip Bey de diyor ki elhamdülillah tamam dediğin doğru. Ve maalesef muhalefette belli bir kesimde bu oyuna düşüyor. Dünyanın hiçbir yerinde de böyle bir şey yok. İnsanların yaşam şekline müdahale etmeyeceksin. Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu, marketler, tekel bayileri yasağa karşı. Muhalefet de öyle. Çanakkale Valiliği İl Hıfzı Sağ Kurulu'nun aldığı içki satışı yasağı kararına CHP'li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan da imza attı. Deniz abi, soru basit. Bu ne? Ya işte her şey gibi bu da keşmekeş. Yani bana sorarsan alkol sağlığa zararlıdır. Yani ben yeşil ağacıyım yani. Sigaradan nefret ederim yani. Sigara benim için böyle çok uzak durulması gereken bir şey. Alkole de mesafeliyim. Ama alkol almak isteyenlerin hakkını, hukukunu savunmak zorundayım. Alkolün sağlığa zararlı olduğunun altını çizerek söylüyorum. Bu bir özgürlük meselesi. O evet, bunun da yaşam hakkıyla ilgili, yaşam tarzıyla ilgili bir mesele bu. Alkol satışının yasaklanmasının salgınla mücadeleye bilimsel bir katkısı var mıdır, yok mudur? Yok. Çıksın, bunu ben söylemiyorum. Çıksın İçişleri Bakanı desin ki ben bilim kuruluna sordum. Şu nedenle bu yasak gereklidir. Çıksın Cumhurbaşkanı desin ki bilim adamları diyor ki alkolü 17 gün yasaklayarak virüsle mücadelede şu sonuçları elde ederiz. Desin. O zaman da biz de diyelim ki amenna. Siz haklısınız. Bu tamamen iktidarın muhafazakar yaşam biçimini bütün Türkiye'ye dayatmak için yaptığı bir fırsatçılıktır. Başka bir şey değil. Yani nasıl o görüntü almanın yasaklanması polisin orantısız gücünü saklama çabasıysa bu da öyle. Yani ben bak İlker, yani sen biliyorsun poşet meselesi dışında çok öfkelenmem. Yani poşet meselesine kızıyorum gerçekten. Yani boşu boşuna 25 kuruş şey yapıyoruz. Yani 1,5 sene oldu bu karar çıkalı. Ya o zaman kağıt şey kullan kardeşim. Yeni bir yönetmelik çıkar, genelge çıkar. Marketler kağıttan poşet yapsın, çevreye zararsız poşet yapsın. Biz de onları oradan ücretsiz alalım. Hala biz poşete para ödemeye devam ediyoruz. Buna, çünkü o bak, vergi... Bu tür şeylere buna öfkeleniyorum ama genel olarak sakin biriyimdir. Yani çok öyle öfkelenmem ama bu son dönemde iktidarın yaptıklarına ve yaptığı açıklamalara... Gerçekten kızıyorum ya. Böyle kendimi... Deniz hani... Bey kadar böyle sakin, öfkelenen de insan azdır ya, diyor izleyiciler. Ya şimdi geçen gün arkadaşım diyor ki oğlum sen niye bağırıyorsun, alkol almıyorsun, etmiyorsun, sen niye buna karşı çıkıyorsun? Ya bu bir şeydir. Yaşam biçimiyle ilgili bir mevzidir. Müdahale. Bunu kaybedersen yarın başka bir şeyine karışır. Yarın kıyafetine karışır. Der ki mini etekle dolaşma. 17 gün mini etekle dolaşmanı yasakladım. Tamam mı? Yani budur bu. Bunun başka bir izahı yoktur. Şey manşet atıyorlar. Laikler alkol yasağına çıldırdı. Ya sen başka yasağa nasıl çıldırıyorsan
alkol alan adam da özgürce gidip almak istiyor. O da o yasağı açıldırıyor. Ya bak, yolsuzluk, yasaklar, bir de yoksulluk. 3Y. 3Y'ye karşı AK Parti koyduğu... iktidara getiren şey. Yasak. Sürekli yasak yağıyor. Farkındasın değil mi? Son zamanlarda. Kamerayla çekemezsin, yasak. İşte şunu yapamazsın, yasak. Alkol satın alamazsın, yasak. Yasak yağıyor böyle sürekli. Yoksulluk zaten diz boyu. Etrafımızda görüyoruz yani. Sokakta görüyoruz. Yolsuzluk. Ya bir ticaret bakanının şeyleri her gün yeni bir şey çıkıyor. Ya bir kişi de demiyor ki kardeşim gelin şunu soruşturalım. Hazır haber. Konuşalım. Tamam konuşalım. Yani soruşturma olacak mı olmayacak mı? Ekmek meselesini de konuşalım. Şimdi AK Parti'yi 2001 yılında kurduran, sonrasında iktidar yaptıran o 3Y kuralı neydi? Bugün AK Parti'nin içinde konuştukları ne? Sanayinin eski bakanı Bülent Tüfekçi kendisine gelen ihbar ne? Vermiş olduğu talimat ne? Bir bakan hani görevden ayrıldı. Görevden bugün, ayrılma gerekçesi bundan Serpil değil. Serpil Yılmaz'ın belki yazısını da aslında bir şey yapmak lazım. Tam onu da konuşalım. Haberi izleyelim. Hep birlikte sonra da devam edelim. Ruhsar Pekcan ismini ilk kez orada duydum. Gümrükte Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin adının kullanılması suretiyle gümrüksüz bir işlem yapma gibi bir durumu olduğuna dair bir ihbardı. Bülent Tüfekçi gümrük bakanıydı ve onun özel kalemi de yine Bülent Bey'ydi. Bülent Bey'e bir mesaj atmıştım. O ihbar Emine Hanım'ın özel kaleminden geldiği için arkadaşlarımız gerekli yerlere iletmiş. Ruhsar Pekcan hakkında gümrük müdürlüklerine usulsüz mal geçireceğine ilişkin uyarı yazısı Bülent Tüfekçi'nin Ticaret ve Gümrük Bakanı olduğu dönemde yazılmıştı. Tüfekçi o yazıyı doğruladı. Koltuğu devrettiği Pekcan'ın hakkındaki uyarı yazısına rağmen nasıl bakan olduğu sorusundaysa topu Cumhurbaşkanı'na attı. Bakanı ben mi atıyorum? Ne diyeceğim? Ben devretmeyeyim mi diyeceğim? Bakan anayasaya göre suç işlemiş. Siz şimdi bu yolsuzluk yapan bakanı Yüce Divan'a yollamazsanız AK Parti olarak bu yolsuzlukların tamamına sahiplenirsiniz. Muhalefetin dediğiyle iş yapmıyoruz. Muhalefetin Yüce Divan'da yargılanmalı dediği, kendi şirketinden bakanlığa dezenfektan satışı yapan eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan hakkındaki son iddiada çarpıcı. İddiaya göre kendisine bakanlık konutu olarak tahsis edilen daireye bakanlık bütçesinden 380 bin lira harcandı. Bakanlığın tahsis ettiği konutun sanki Sayın Ruhsar Pekcan'ın konutu gibi yansıtılması linç kampanyasında ben de olayım perişanlığıdır. Suç İşleri Bakanımız bu suçlu bakana da sahip çıktı. Diyor ki bu evi bakanlığı süresince kullandı. Yok bir de paketleyip arkasından emekli ikramiyesi diye yollasaydınız. Sordum, gümrükler genel müdürü diyor ki bilgilendirme yaptık ama ihbarın doğruluğu ispatlanmadığı için soruşturma aşamasına geçmedik. Sadece bilgilendirme olarak bıraktık. Ruhsar Pekcan'a 2018 yılında bakanlık koltuğunu devreden Bülent Tüfekçi Sözcü gazetesinden İsmail Saymaz'a konuştu. Pekcan hakkında ihbar vardı. Gümrükler Genel Müdürlüğü ilgili birimleri uyardı dedi. Pekcan'dan vergisiz eşya geçirme ilişkin bir talep gelmeyince de uyarının yazıda kaldığını söyledi. Bakardım bir girişim olmuş mu olmamış mı ona göre davranırdım. Özel bir kaçakçılık girişimi veya talep olmadığı için o duyum ilgili yerlere iletilerek dikkatli olun denilmiş. Gümrüklere yazı yazıyorsunuz. Emine Erdoğan adını vererek gümrük kaçakçılığı yapabilir diyorsunuz. O kurumun başına 20 ay sonra aynı kadını bakan olarak atıyorsunuz. Bakanı ben mi atıyorum? Diyelim ki seni atadılar. Devretmiyorum deme şansın var mı? Eğer bu yazı biliniyordu da bakan yapıldıysa sıkıntı. Bilinmeden yapıldıysa bakan o daha büyük skandal çünkü o zaman devlette bir istihbarat zafiyeti var demektir. Kabul, araştırıyor ama araştırma merkezi olan kimdir? Eski Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi bakanlar hakkında atanmadan önce araştırma yapıldığını söyledi ama bakanı ben mi atıyorum, araştırma merkezi kim diyerek doğrudan Cumhurbaşkanı'nı işaret etti. Şimdi Bülent Tüfekçi'ye soruluyor İsmail Saymaz. Ben de konuştum. Siz de konuştunuz tamam. Kim atadı diye soruyor. Sunuz karşılığı ne bileyim yani kim atıyor belli hani gidin ona sorun diyor. Ya çok trajik değil mi? Ya Deniz abi orada ben garip bir şey daha görüyorum. Şimdi Emine Erdoğan'ın en yakınındaki kişi özel kalem müdürü artık orada değil. Gelecek Partisi'nde siyaset yapıyor. Doğru. Bu da ilginç değil mi? İşte, şimdi kendilerine sormak lazım. Serpil Yılmaz'ın haberi. Nanoxia için mi ithalatta vergi oranı indirildi? Ticaret Bakanlığı görevine son verilen Ruhsar Pekcan'ın eşi ile ortak olduğu şirket gümrüklerde %8, rakipleri %18 oranında KDV ödüyor. Şimdi burada hani o dezenfektanın içinde bir gümüş oranı var. Evet. O gümüş oranıyla ilgili bir düzenleme yapılmış. Ta o gümüş oranı öyle bir oranlanmış tabii, ki tabii.
Burada Ruslar Pekcan'ın şirketinde 0.054 onunkinde ve 0.054 diye şey yapılmış. Hay Allah, nasıl denk gelmiş öyle? Ya böyle bir şey olamaz. Böyle bir uyanıklık olamaz yani. Bir de sürekli yeni yerler çıkıyor, biliyor musun? Mesela okullar çıkıyor. Hepsi bu hanımefendinin şirketinden satın almışlar. İnanılmaz bir şey yani. Usulüne uygun denildi Deniz abi. Nasıl uygun? Denildi. Yani ya bir uygun sadece, denildi. Bak, hep diyorlar ki etik sorun var. Etik sorun var. Hayır, yasak da var. Yani bir bakan kendi bakanlığıyla ticari iş yürütemez. Zaten bakanlığa geldiğinde ticari işlerini devretmen lazım yani. Hani kendi şirketine bu avantajları sunamazsın. Bunun sadece etik sorun varla geçiştirilemez. Burada yasayı ihlal var. Kamu ihale kanununu ihlal etmişler. Kendi bakan kendi şirketine avantajlar sağlamış işte. Kim yaparsa yapsın. İktidar tabii, muhalefet. Tabii. Burada bir tavır sergilenmesi tabii lazım. Yani bunun soruşturulması lazım ya. Herkes yatmış kulağının arkasına. Yani gariban çocuk 1 Mayıs'ı kutlamaya gidiyor. Başına gelmedik kalmıyor. Deveyi hamuduyla götürmüş. Ya bir kişi de çıksın bu yetimin hakkını sorsun ya. İlker diyorsun ki kızma bak. Hakikaten ya tüyü bitmemiş yetimin. İzleyici de diyor ki ya İlker Deniz Zeyre'yi kızdırıp durma. Yani tüyü bitmemiş yetimin hakkı var ya. Ya böyle bir şey var. Kul hakkı diye bir şey var, biliyor musun? Affedilmeyen tek suç dinimizde. Kul hakkı yersen, yani şehit bile olsan onun hesabı soruluyor. Şimdi Deniz yani, abi, hani genelgeyi farklı yorumluyor bazıları. Bazıları İslam profesörü olmuş ama hani o İslam'ın felsefesinden nasibini almamış bazıları. Yani öyle bir savrulmanın içindeyiz ki. Ali Bardakoğlu'ydu galiba o açıklamayı yapan. Biz yolsuzluğa fetva verdik gibi bir şey demişti. Yani bu bundan kurtulmak çok lazım. Çok büyük söz. Sözcü'de bu nasıl din adamı diye bir haber var. Okuyalım. Sevgi ve hoşgörü dili yerine nefret dili kullanıyor. Ayasofya eski imamı Mehmet Boynukalın kendisini eleştirenlere hepinize kaliteli pamuk aldım dedi. Sosyal medyada tepki attı. İşte, İslam profesörü. Hani keşke okumasaydın. Yani seviye yok. Küfür bu, biliyor musun? Küfür. Yani bu terminolojiyi bilen, bu burada neyi kastettiğini bilen insana küfür bu. Ve bu adam... Ya düşün, bu kadar sembolik önemi var Ayasofya'nın ibadete açılmasının. AK Parti için de bu kadar kıymetli bir şey. Ve başına getirdikleri, imam yaptıkları adam bu. Kumaş bu. Yani bu kumaşın pamuğu altından olsa ne olur yani? Kumaş bu. Ekmek meselesine gelelim mi? Gelelim. Bu ama yani içinde... şu alkol meselesinde de şunu söylemek istiyorum. Lütfen abi. Bence bu kafa karışıklığı giderilmeli. Yani... Bende bir Palandöken'in çıkıp bütün esnafa bir açıklama yapması lazım. Demesi lazım ki kardeşim yasada bunun karşılığı yok. Size ceza kesseler de tutanak tutsalar da siz bunu satmaya devam edin demesi lazım. Şimdi orada bir çıkış yaptı. Ben genelgede bununla ilgili bir şey görmedim dedi. Bu kurtarmaz. Sorulduğunda Cumhurbaşkanı'na hani ben neyi söyleyeyim? Cumhurbaşkanı'na bunu söyleme cesaretim yok dedi Bende Palandöken. Orada bir de demokratik bir ülke dedi. Yani demokratik bir ülkede nasıl yani kişilerin kendi tercihleri, bunu sınırlandırma. Biz bunu niye konuşuyoruz, nasıl konuşuyoruz? Genelgeyle böyle bir adım atılabilir mi? Belki buraya da atıf yapmaya çalıştı Bende Palandöken. Ama net bir cümleye ihtiyaç var galiba. Genelge orada. Yok ortada. Yani yasak yok aslında. Yani yasal olarak. Tebligat var sözlü. Yasal olarak yasak yok. Sözlü bir yasak var. Biz sözlü yasağın kaldırılmasından bahsediyoruz. Onun için esnafın... soru işaretlerini gidermek için esnafın temsilcisinin çıkıp net bir açıklama yapması lazım. Arkadaşlar bunu satabilirsiniz. Size tutanak tutabilirler, ceza kesebilirler. Buna itiraz ederiz, dava açarız. Bu cezaları iptal ederiz gibi bir güvence vermesi lazım. Yani çünkü suistimal ediliyor. İl hıfzı sağ kurulları toplanıyor. Kendi başlarına hiçbir yasal dayanağı olmayan yasaklar ilan ediliyor. Yani 180 işte Hıfzı Sağ Kanunu'nun 182. maddesi diyor. Orada diyor ki bu kanuna göre yasak olanlar
yapılırsa eğer yasak olan şeyi sen yaparsan şu kadar ceza alırsın. O maddede öyle diyor ama kanunda o yasak değil. Şimdi bir genelge var. O genelgeyi yazanlar oradaki yasakları biliyor. Ama hukukçular bakıyor görmüyor, esnaf bakıyor görmüyor, ne bileyim herkes bakıyor görmüyor, bir tek yönetenler ben görüyor. Ben açıklandığı gün İçişleri Bakanı'na sordum. İçki yasak mı dedim. Şimdilik değil dedi ama Perşembe gününe bir şey hani bir doküman yetiştirmeye çalışıyoruz. Onu yetiştirdikten sonra yasak dedi ama öyle bir belge gelmedi. Şimdi İtalya'da, Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de İçki satışının bizimki gibi yasaklandığı ile ilgili verdiği bilgiler doğru değil. Yok değil. Şöyle bir yasak var. Bir yerde Avrupa'da buldum ben. Marketten alıyorsun. Mesela şu parkta oturup içiyorsun ya. Evet. Onu yasaklıyor. Evet. Marketten almanı yasaklamıyor. Marketten al git evinde iç. Açık alanda, kamuya açık alanlarda bu yasak. Kamuya açık alanda yasaklamış. O da normal. Bunu yani bizimkiler de yapabilir. Bundan doğal bir şey yok. Salgınla mücadelede bunun bir anlamı var. Yani toplanıyorsun 3 tane genç zaten orada. Zaten bizde de yasak. 22'den tabii, sabah tabii. Gene yasak. Tabii yani bunu yapabilirsin. Yani alan adam gidip kamuya açık bir yerde 3-4 kişi oturup bira içiyorsa şu pandemi önlemlerini gerekçe gösterip yasaklayabilirsin. Çünkü pandemiyle mücadelede bir mantığı var. Ama adamın alıp evine gidip evinde içmesini yasaklayamazsın yani. Yani bu mücadelenin bir mantığının olması gerekiyor. Ekmek meselesine geleceğim. Vatandaş ne istiyor ne bekliyor? Yönetenler neyle ilgileniyor? Bir de katılır mısın? Mesela Karar Gazetesi'nin manşeti yeter ki gündem değişsin. Salgına karşı kapanma tedbirlerine içki yasağının dahil edilmesi günlerdir tartışma konusu. İktidar kanadından her gün yapılan açıklamalarla sürekli gündemde tutulan girişimin muhalefete göre gerekçesi 128 milyar doların, yolsuzlukların, Biden'a cevap verilememesinin, lebalep sorumsuzluğunun, aşı fiyaskosunun ve desteksiz kapanmanın tartışılmasına engel olmak. Katılıyorum. Katılır mısın? Katılıyorum. Biden konusunda ne konuşmuştuk geçen cumartesi? Çok sert bir tepki gelmez. Evet, alttan alırlar demedim mi? Ne oldu? Üzüldük. Ya adam üzüldük. Adam ceddimize soykırımcı dedi ya. Adam hani Osmanlı aşağı, Osmanlı yukarı bütün iktidara bakıyorsun. Yani neredeyse Cumhuriyet'i görmezden geliyor. Atatürk'ü görmezden geliyor. Tamam mı? Yani Cumhuriyet'in hiçbir şeyine Osmanlı kadar önem verilmiyor. TRT'de bir sürü Osmanlı dizisi var. Osmanlı şöyle... İşte hani Abdülhamit böyle gurur duyuyoruz, şey yapıyoruz ama adam hepsine soykırımcı dedi. Biz üzüldük, sadece üzüldük. Yani bu nasıl bir şeydir ya? Nasıl bir çifte standarttır? Yönetenlerin üzüldükleri başka diyeyim o zaman. Halkın üzüldüğü başka bir şey. Evet. Ve o haber. Ya bırakın artık ya. Bırakın bu kini, bu öfkeyi, bu ötekileştirmeyi ya. Bırakın artık ya. İnsanlar ekmek derdinde, iş derdinde, aş derdinde. Siz neyin derdisesiniz ya? Buraya da kursun, oraya da kursun. Benim mahalleme de gelsin kursun. Ha istemiyorsanız bunu fırınlardaki ekmekleri. Bakın biz de istiyoruz sıcak ekmek yemeyi. Biz sevmiyor muyuz sıcak ekmek yemeyi fırınlardan? Onu o zaman bir tane yapın aynı halk ekmek gibi. Bu halk ekmek büfelerine gerek kalmasın. Herkes gitsin büfeden alsın. Bırakın insanlar ekmeğini yesin. Ucuz ekmek alsın. Kuyruklarda bekliyoruz saatlerce. Ya siz gidip o kuyruğa girsenize. Yöneticiler, engel olmak isteyenler. Bir de siz gelin girin şu kuyruklara. Abi. Ya kadınlar o kadar güzel anlatıyor ki meseleyi. Bir de Rize'de Tarkan'ın paylaştığı bir video var. Bu İkizdere'deki olayla ilgili. Aslında bence Öznur yetiştirir onu. Bakalım hemen bir Öznur'dan rica edelim. Tarkan paylaştı. Şarkıcı Tarkan. Ya kadın Rize'deki meseleyi o kadar güzel anlatmış ki. Diyor ki ya bu taşın canı var diyor. Ben diyor buradan yakmamak için diyor ağaç kesmiyorum. Odun yakmamak için ağaç kesmiyorum. Kömür yakıyorum burada diyor. O ağaca bir şey olmasın diye. Sen gelmişsin diyor. Bu ağaçları kesiyorsun diyor. Yüzyıllardır diyor ben burada yaşıyorum. Burası böyle yemyeşil bir yer. Sen gelmişsin burayı tıraşlıyorsun diyor. O kadar güzel anlatmış ki mesela burada da ya teyze o kadar güzel anlatmış ki bak ben utandım gazeteciyim, yazarım. Yani televizyona çıkıyorum, yorum yapıyorum.
kendimi bu kadar net ifade etmedim hayatım boyunca. Böyle büyük bir feryat içinde hem de. Evet. Yani çünkü yaşıyor biliyor musun? Ya o kadın da Rize'deki kadın da yaşıyor. Bu da yaşıyor. Yani bir ekmeğin 2 lira olmasıyla 1 lira olması arasındaki farkı belki biz anlayamayız. Ama o anlıyor ve hissediyor ve yaşıyor. İnsanların ekmeğiyle oynayanlar hiçbir zaman abad olmadı. Bak sana çok net söylüyorum. İnsanların ekmeğiyle oynayan hiçbir zaman abad olmadı. Burada da böyle bir durum var. Gerçekten insanların elinden, ekmeğinden ellerini çeksinler. Şimdi o zaman birazcık da ekonomi haberi paylaşalım istiyorum ama o arada hani ben Korkusuz Gazetesi'ni hazırlarken Hüseyin, Meral Akşener dün Habertürk Televizyonu'nda konuktu ve gündeme dair hangi cümleleri kurdu? Hemen o sesleri paylaşmış olalım. En iyi ihtimal Türkiye'mizden herkese selamlıyorum, saygılarımı sunuyorum. Şöyle başlayalım isterseniz. En iyi ihtimal Türkiye'mizden, en güzel ihtimalimiz Türkiye'mizden. Herkese saygılarımla selamlıyorum. En iyi ihtimal Türkiye'mizde. Evet, en iyi ihtimalimiz Türkiye'de. Peki. Şimdi Türkiye demişken... Biz anladık efendim. Evet. Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu şartların en büyük sorunu bu tek adam meselesidir. Cumhurbaşkanı hükümet sistemi diye getirilip, Türkiye'ye özgü getirilip, partili cumhurbaşkanlığı sistemi haline çevrilen bu ucube sistemdir. Önceliğimiz bu sistemi değiştirmek olmalıdır. Yani bu adaylıktan sistemi, önce tabii, sistem tabii, geliyor diyorsun. Hayır öyle değil. Bakın şey yapacağım. Dolayısıyla bu sistemin değişmesinin önüne geçecek hiçbir tavrım olmayacak. Şu anda AK Parti'nin çok uzun şey büyük oylar aldığı yerlerde AK Parti'den kopuş çok müthiş. Ben bunu kaşımıyorum. Yani kaşımaya kalkışsam çok acayip haber değerleri çıkar ama yapmıyorum. Çünkü amacım o değil. Daha ilginci mesela Kayseri Develi'de sinir krizi geçiren insanlar oldu AK Parti kurucusu. Kasım'da diyorlar onu bilmiyorum. Evet. Yani bir öngörüm yok. Ama şunu soruyorsanız. Bugünkü şartlarımız gereği yani pandemiden tutun aşıya kadar, ekonominin haline kadar, işsizlik ordusuna kadar, esnafın haline kadar baktığınız zaman, turizmcinin durumuna kadar baktığınız zaman derhal bir seçim yapılmalı ve o sandıkta milletimiz bir karar vermeli. Sıfırdan her şey yani yeniden başlamalı. En iyi ihtimalle Ankara'dayız. En iyi ihtimalle Çalar Saat hafta sonunda yayınımıza devam ediyoruz. En iyi ihtimalle Ankara büromuzun çatısındayız. Onu biraz Deniz Zeyrek yanımızda. Onu en biraz kötü ihtimal diye söyle bence. Nasıl abi? Yani en kötü ihtimalle çatıdan yaparız desen anlarım yani. Bu da konuşuldu tabii hani bu bir gaf mı, espri mi? En iyi ihtimalle Türkiye'deyim. Ha şöyle yorumlar da yapıldı. O zaman hani Türkiye'de olmak bir kötü ihtimal gibi gözüküyorsa yönetenler katında da Türkiye demek ki net olarak görülüyor. Problemler olduğu yukarıdan da gözüküyor ki böyle cümleler mi kuruluyor acaba? En azından bizi gülümsetmeyi başardı Sayın Cumhurbaşkanı. Bu katkısından dolayı teşekkür etmek lazım. En kötü ihtimalle Türkiye'deyiz hepimiz kapanma döneminde. Korkusuz Gazetesi. Korkusuz Gazetesi'nin manşeti doğalgaza yine zam, vatandaşa yine gam. Korkusuz Gazetesi'nde bu yıl doğalgaza 5 ayda 5. kez zam yapıldı. Toplam %5 oldu. Deniz abi şimdi şöyle bir hesabı var bunun. %1 yapılıyor ya. 300 liralık doğalgaz alıyorsun. İşte Ocak ayında 300 lira, Mayıs ayına geldin 315 lirayı bulmuş. Küçücük. Tatlı tatlı böyle hissettirmeden. Hissettiriyorsun değil mi? Ne kadar böyle hani naif. Aman hadi canım ne olacak ki? Geçenlerde birine yol sordum İlker. Dedi ki şu tatlı yokuşu çık dedi. Oradan sağa dön. Yokuş tatlı mı? Abi çıkana kadar nefesim kesildi. Yani tatlı kısmı kime göre neye göre? Yani bu zammın hani 6 tane maaş alan arkadaşlara göre tatlı bir zam olabilir. Ama asgari ücret altında olan biri için hiç de öyle tatlı bir zam değil yani. Yani ne 1 lira bile olsa, 1 kuruş bile olsa insanlar hissediyor. Ya düşün bak biraz önce o güzelim teyzeyi dinledik. Evet. Ekmeğin 2 lira olmasıyla 1 lira olması arasındaki farkın ne olduğunu dinledik. Diyor ya sen de diyor 1 liraya sat ben gelip bakkaldan alayım. Niye burada kuyruk bekleyeyim?
Şimdi böyle bir şey var. Burada bir kuruş, bir lira, bir hani küçücük bir zam bile insanların hayatına doğrudan yansıyor. Yazık. Yani ücretim bu kadar artmıyor, gelirim bu kadar artmıyor. Bir de tam tersine bu önlemler nedeniyle işini kaybediyorsun. Evet, maalesef. Yani ve yeni bir yoksul kesim onunla da karşı karşıyayız. Ya zenginler de biliyor musun? Zenginler de şey, yani o mesela çek yasası, evet, da yapılan değişiklik zenginlerin de durumunu alt üst etti. Şimdi düşün, bankada paran var. Tamam mı? Çek kesmişsin. Çekinin karşılığı bankada duruyor. Sen çek kestiğin adam gidecek, onu alacak. O da kendi personeline maaş ödeyecek vesaire falan. Ama yasa çıkardılar. Ödenmemesini sağladılar. Tam bir kaos yaşandı. Adam elinde çek, bankada karşılığı var. Yarım gün kilitlendi piyasa. O parayı çekiyor. Ya böyle devlet mi yönetilir? Bakıyorsun, bak bugün bizim gazetede haber yapmış arkadaşlar. Altındaki imzalara bakıyorsun. Sosyolog, psikolog. Yani bu teklifi veren milletvekilleri. Ya bir tane de hiç olmasa konuyla ilgili biri olsun o teklifi verenler arasında. O desin ki ya ben çek keserim, çek defterim var, çek alıp hani parasını tahsil etmişliğim var. Biz bunu yaparsak karşılığı olan çeklerde de sıkıntı yaşanır, böyle vermeyelim diyebilir. Yani bu işi bilen biri olsaydı orada. Ama sosyolog ne bilsin? Din adamı var, imam var imza atanlar arasında milletvekili. İmam ne bilsin? Ya devlet böyle yönetilmeye başlandı. Çok tuhaf, çok böyle... Kadro sıkıntısı mı var? Yani ne var? Hani uzman öyle... sıkıntısı mı abi var? Abi öyle görünüyor. Yani Boğaziçi'nde mesela o kadar... Ya da ikna sıkıntısı var. Ya biz böyle bir şey yapacağız. Ya olmaz işte, diyen parti, o kurulda yer alamıyor. İlker, partiden olsun, bizden olsun kaygısı olunca böyle oluyor. Yani Boğaziçi'nde o kadar başarılı bilim adamı var. Boğaziçi'ne rektör yapmak için dışarıdan birini getirdi, atadı. Boğaziçi'nde adam mı yok? Boğaziçi'nde hoca mı yok? Nasıl izah ediyorsun? Yani bu parti devleti zihniyeti Türkiye'ye zarar veriyor. Hükümete zarar veriyor. Ya bu yapılan yanlışları vatandaş görüyor. Vatandaş bu başına gelenlerin sorumlusunu artık, eskiden her şeyin sorumlusu CHP'ydi. Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. İşsizliğinde. Şimdi bir tane sorumlu var. Yani sistem gereği bir tane sorumlu var. O da Cumhurbaşkanı. Çünkü memurların disiplin yönetmeliği bile Cumhurbaşkanı'na bağlandı. Ya bu kadar milyonlarca memur var. Onun da çok yük var Cumhurbaşkanı. Evet, milyonlarca memur var. Her birinin disipliniyle nasıl uğraşsın Cumhurbaşkanı? Yani... Deniz abi, şimdi Karslısın. Kars'ın nesi meşhur? Elhamdülillah. Kaz. Şimdi Kaz'la ilgili başka şehirlerden yani böyle çabalar görüyoruz. Bu çabalar acaba... Karslılara bir sıkıntı yaratır mı, yaratmaz mı? Yok. Onu da soracağım. Hemen haberimizi paylaşalım. Mersin'e gidiyoruz. Kars'a rakip oluruz buradan. Yani biz de buradan Çukurova'dan kadın olarak bize kendimizi gösteririz artık yani. Rakip olarak buradan sesleniyorum Kars'a. Mersin'de kaz yetiştirme işine girdiler. Kazıyla ünlü Kars'a rakip oldular. Onlar Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Çukurova'nın üreten kadınları. Bu 3 yıl sürecek bir proje. 3 yıllık bu projenin toplam bütçesi bize maliyeti 2 milyon lira. Üreticilerimize helal hoş olsun. Biz de eşimize destek çıkmak için, çoluk çocuğumuzu okutmak için... Sadece Kars'ta yetişmez, burada da yetişir inşallah. Mersin Büyükşehir Belediyesi kazanç projesi başlattı. 100 üreticiye tam 10 bin adet kaz dağıtıldı. Pozitif ayrımcılık sağlandı. 100 üreticinin 76'sı kadınlardan oluşuyor. Onlardan birisi de 4 çocuk annesi Şerife Karabacak. Biz kadınlar olarak mücadele edeceğiz. Benim 4 tane çocuğum var. Onları okutmak için, onların geleceği için bu projeyi devam ettireceğim ve bu kazları yetiştireceğim. Allah'ın izniyle aileme bir destekte, bir katkıda bulunacağım. Projeye devam etmesi halinde aylık ortalama 1875 lira kazanabilecek kadınlar. Üstelik belediye yem desteği sağlamaya, üreten kadınlar da işlerini büyütmeye devam edecek. Bize kendimizi gösteririz artık yani. Rakip olarak buradan sesleniyorum Kars'a. Yapabiliriz diyorum. Bunları bayağı da çoğaltırız diyorum. Biz Mersin Tarsuslu olarak
Biz Kars kadınları geçeceğiz. Onlardan daha güzel şeyleri yetiştireceğiz bu kaz konusunda. Karslılar yaptı, biz de yapacağız. Mersin'de hedef büyüttü. Oradaki kadınlar, onlar da emek veriyor, tabii, çabalıyor. Öncelikle evlerine geçim. Alkışlıyorum. Başkanı da alkışlıyorum. Aman var mı? Amam yok. Bunu nasıl olsa satamayacaklar. Kars'tan bağlantı arayıp, biz satamıyoruz, siz alın Kars kazı diye satın diye bize gönderecekler. Bu Kars lobisi ne olacak ama acaba? Ama biliyor musun sen? Biz bir yemek yedik işte Ekrem İmamoğlu vesaire. O zaman da Ekrem İmamoğlu'na vurmak için her şeyi fırsat kolluyorlardı. Bu işi çok büyüttüler. Bir hafta memleket kas konuştu. 30 bin kas satılıyordu Kars'ta bir yılda. 70 bine çıktı sayısı. Yani bizim sırf bir yemek organizasyonu nedeniyle. Reklamın iyisi kötüsü olmaz diye mi bakıyoruz? Ondan sonra ne oldu biliyor musun? Kars o talepleri karşılayamadığı için işte Çorum'dan 5 bin tane, Bolu'dan 5 bin tane, Ankara Çubuk'tan 5 bin tane insanlar Kars'ta kaz götürdüler. Çanakkale'de de var, yapılıyor biliyorum ben. Çanakkale'den alanlar da var. Götürdüler Kars'ta. Kars'ın yöntemiyle, hani bir ay soğukta bekletme vesaire gibi yöntemi var onun. O yöntemle işlediler, sonra tekrar şey yaptılar. Onun için biz her siz türlü... bu sene de o zaman yaparsınız bunu. Bu pandemi olmasaydı bu sene yapamadık. Önümüzdeki yıl pandemiden, yani önümüzdeki pandemiden kurtulursak bol bol kaz yemeği yaparız. Deniz abi teşekkür ederim. Bu arada kaz işi bazen tepki gösteriyorlar, zengin işi değil. Bizde kaz köylünün, yoksulun yemeğidir. Çünkü kendisi yetiştirir. Deniz Zeyrek, Sözcü Gazetesi'nden Deniz Zeyrek'le konuştuk. Şimdi bir mola verip hemen geri dönelim. Günaydın bir kez daha. Devam ediyoruz. Çalar Saat hafta sonunda haberlerimiz var ama o haberlerimizden önce hemen şöyle birkaç kitabım var. Onları da göstereyim. Yine 3 kitabım daha kalıyor. Onları da sonraya bırakayım. Nadir Göktürk, Evde Kalmış Şiirler. Hayatı Yeniden Kurtarmak, Bülent Parmaksız'ın yazıp bizimle paylaştığı bir kitap. Tolga Kaya, Belirtisiz Kadın Tamlaması. Şükürler Olsun, Bugün Pazartesi İşin Sırrı, Doktor Begüm Akış. Ve Duyguların Rotası, Tülay Çağlı tarafından yazıldı. Yüreğinin rengine boyalıdır hayatın, Tülay Çağlı. Efendim teşekkür ederiz bu kitaplar için. Diğer kitaplarımıza da sıra gelecek. Ve şimdi hemen sizleri bir Fransa'ya götürelim. Fransa'da 1 Mayıs nasıl geçti? ...1 Mayıs'ı kutlamak için yasağa rağmen sokağa çıkınca polisle karşı karşıya geldiler. Fransa'da 1 Mayıs kutlamaları çatışmaya dönüştü. Olayların en yoğun yaşandığı şehirler başkent Paris'le Lyon'du. Ülkede salgın nedeniyle sokağa çıkma yasağı sürerken işçi sendikaları ve sarı yelekliler sokaklara döküldü. Göstericilerin talebi, İşçilerin salgından korunması için daha sıkı önlemler alınmasıydı. Karşılarında barikatları görünce polise taş ve havai fişek attılar. Yüzü maskeli gruplar iş yerlerine saldırdı. Olaylara polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Polis 22 göstericiyi gözaltına aldı. Akşam Gazetesi, Akşam Gazetesi'nde koronavirüsle ilgili seçmiş olduğumuz önemli bir uyarı haberi var. Hemen aktaralım. Yeni belirti saç dökülmesi. Profesör Arzu Ataseven bazı korona hastalarında saç dökülmesi görüldüğünü belirtti. Son dönemde saç dökülmelerinin arttığını kaydeden Ataseven her 5 hastanın birinde cilt bulguları var. İki cinste de dökülmeyi görüyoruz ama erkeklerde daha yoğun dedi. Yani koronavirüsün yeni belirtilerinden bir tanesi saç dökülmesi. Ve yine hani burada biz bu meseleyi aşı olduğu takdirde çözebileceğiz. Ama keşke aşımız olsa. Sağlık Bakanı önce bir problem yaşayacağız dedi. Sonra da 240 milyon doz aşının geleceğini müjdeledi. İnşallah öyle olur. Şimdi bir önemli uyarı daha var. O da Profesör Doktor Mehmet Ceyhan'a ait ve diyor ki Mehmet Ceyhan, hamile kadın ölümleri arttı. Yani 12. haftadan sonra 3. aydan sonra
hamile kadınların da aşılanması gerekliliği ile ilgili önemli bir uyarıyı dillendiriyor. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan, mutant virüs vakalarındaki artışın ardından virüse bağlı hamile kadın ölümlerinin de arttığını söyledi. Gebelik zaten çocuğu anne karnında taşıyabilsin diye bağışıklığın baskılandığı bir dönemdir. Dolayısıyla bağışıklığı baskılayan, ilaç alan bir kişi ya da kanser hastalığı tedavisi için ilaç alan bir kişide ortaya çıkan bağışıklık eksikliği gibi düşünmek lazım. Mutant virüs gerçekten çok sayıda gebenin ölümüne ve birçoğunda karnındaki bebekle birlikte kaybına yol açıyor dedi ve önemli bir uyarıda bulunuyor. 12. haftadan sonra, 3. aydan sonra gebelerin de yine aşı yaptırması gerekliliğini hatırlatıyor. Ve şimdi gelelim aşı meselesi. 100 milyon Sinovac aşısı gelmesi gerekiyordu. Sevkiyatın da tekrar başlayabileceğini buradan söylemek istiyorum. BioNTech için 90 milyon doza çıkarmış oluyoruz. Sputnik aşısının 6 ay içinde 50 milyon doz aşı teslim edilmesi beklenmektedir. 2 gün önce aşı tedarikinde sıkıntıdayız diyen bakan 240 milyon doz aşımız gelecek diyerek 2-3 gün önce yaptığı açıklamasını boşa düşüren açıklamalar yapıyor. Daha doğrusu Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine verdiği ayar doğrultusunda yeni rakamlar söylüyor. Cumhurbaşkanının aşı sıkıntısı yaşanacağını kabul etmiyorum açıklamasından sonra Sağlık Bakanı aşı tedariğiyle ilgili yeni rakamlar verdi. Çin, Alman, Rus toplam 240 milyon doz aşı müjdeledi. Aşı tedariki önümüzdeki 2 ay için güçleşiyor. Aşı tedariğinde herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı kabul etmiyorum. Bu görevde olsam bir bakan halkı paniğe sevk edecek bir açıklama yapmışsa görevden alırım. Çünkü bir panik var 2 gündür halkta. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bilim kurulu toplantı sonrası yaptığı açıklamada 2 ay aşı tedariğinde sıkıntı olacağını söylemişti. Çin'in verdiği aşı sözünü tutmadığını. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise 2 gün sonra yeterli aşımız var, yenileri de gelecek diyerek bakanın aksine açıklama yaptı. O açıklamadan birkaç saat sonra Sağlık Bakanı tekrar konuştu. Nisan ayı sonu itibariyle 100 milyon aşının gelmesi gerekiyordu. Üretilen ülke kendi vatandaşları için kullanmak istediğinden bu aşı miktarı gelmemiş oldu. Çin'den aşı gelecek mi, gelmeyecek mi? Pazarlığı yaptıydık. 100 milyon gelecekti. Ertelediler. Şaştık kaldık. Hakikaten gelecek mi, gelmeyecek mi? Sinovac aşısı da tedarikte yaşanan olumlu gelişmelerle yakında sevk edilmeye devam edecek. Türkiye'nin Çin'le yaptığı anlaşma 100 milyon doz için. BioNTech'le yapılan anlaşma 90 milyon doz. Rusya'dan da 50 milyon doz Sputnik aşısı gelecek dedi bakan. Yani toplamda Türkiye'nin beklediği aşı miktarı 240 milyon doz. Türkiye'nin şu an elinde olan aşı miktarı ise 6 milyon doz. Bundan 6 ay önce günde 1,5-2 milyon doz kişiyi aşılayacak kapasitemiz var, aşılarımız geliyor demişti. O günden bugüne aşıları tamamlanan kişi sayısı 9 milyon. Bakanın her verdiği rakam boşa düşmeye devam ediyor. Muhalefet iktidarın yeni aşı açıklamalarını da inandırıcı bulmuyor. Yerli aşı konusunda ise çalışmalar sürüyor. En geç Nisan ayında geliştirme çalışmaları hızla süren kendi aşılarımızı da kullanıma hazır hale getirmiş olacağız. Cumhurbaşkanı Ocak ayında yaptığı konuşmada yerli aşının kullanım tarihi için Nisan sonu demişti. Nisan'ın son günü yaptığı açıklamadaysa yeni tarih verdi. Onların bana verdikleri söze dayanarak konuşuyorum. Eylül, Ekim gibi üretime geçeceğine inanıyorum. Hasan Bey, Hasan Ketenci, günaydın. Şimdi gelen mesajlar var. Çok fazla bakamadık. O mesajlara da bakmak istiyorum. Tam kapanmaya, evet ama hani gözlerimizi de kapatalım, evlere kapanalım, hiçbir şeyi görmeyelim demek anlamına gelmesin bu tam kapanma diyor. Bu arada izleyicilerimiz var. Hemen bakayım, Hatice Hanım yazmış galiba. Hatice Hanım diyor ki mallarını, ürünlerini şehir dışına götürecek olanlara da yollar verilsin, yollar açılsın. E-Devlet'ten başvuru yapmaya çalışıyoruz ama açılmıyor diyor. Hülya Hanım, günaydınlar, aşıyla ilgili yaşanılan problemlere değiniyor. Ve yine bir izleyicimiz İzmir'den yazıyor bizlere. Depremin üzerinden 6 ay 2 gün geçti ve bizim burada yaşamış olduğumuz problemler hala çözümlenemedi. Lütfen yetkililer bizimle ilgilensin mesajını aktarmış ve Can Bey, Can Kaynar'da günaydınlar. Size de selamlarımızı iletelim. Mahmut Nejat Yavuz'da. Keşke hani Fenerbahçe Alanya Spor'u yenebilseydi. Beşiktaş'ı tebrik ediyoruz. İnşallah seneye demiş. Aslında
Hani Mahmut Bey de söylüyor, benim kanaatim de öyle. Bazı gazetelerde Beşiktaş şampi yazmışlar, şampiyon diye tamamlamışlar. Tamamlamamışlar ama bence o iş bitti. Beşiktaş öyle bir ruhla koşuyor ki şampiyonla artık galiba belki matematiksel hesap tutmuyor ama Beşiktaş için şampiyon desek herhalde yanlış olmayacak. Hürriyet gazetesinde bir haber var, birazdan onu paylaşalım. Dünyadan koronavirüs tablosuna baktıktan sonra. İngiltere'de konser deneyi, Brezilya'da sahillerde ceset torbalarıyla protesto. Hindistan'daysa hükümet bizi koruyamadı diyen halk putları kırmaya başladı. Dünya genelinde can kayıpları artmaya devam ediyor. Kendi mutasyonu olan Hindistan'da günlük vaka sayıları 400 bini geçti. Hastanelerde ilaç, oksijen sıkıntıları başladı. Son 24 saatte 3523 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Krematoryumlarda yer kalmadı. Cansız bedenlerin yakılması için 3 gün sonraya randevu veriliyor. Hindistan'dan gelen bu görüntülerse en çarpıcı tepkiydi. Salgının patlak verdiği günlerde putların kendilerini koronavirüsten koruyacağına inanan Hintliler, ölümlerin artmasıyla birlikte putları kırmaya başladı. Bir diğer protesto ise Brezilya'dan geldi. 24 saatte 69.389 kişi koronavirüse yakalandı. Bir günde hayatını kaybedenlerse 3001. Sivil toplum kuruluşu bir grup hükümetin koronavirüsle mücadelesini protesto etmek amacıyla Rio de Janeiro'da bulunan ünlü sahile ceset torbaları serdi. Ölümlerden dolayı Brezilya Devlet Başkanı'nı sorumlu tutarak maske kullanımını ve aşıyı inkar etti. 400 bin kişinin ölümünün sorumlusu kendisidir dediler. Dünyanın dört bir yanında salgınla mücadele devam ederken İngiltere konser deneyi yaptı. Maske, mesafe kuralı olmadan binlerce kişi konser izledi. Yetkililer kimsenin pozitif çıkmasını beklemiyoruz dedi. Tıpkı pandemi öncesindeki hayatlar gibi 3000 kişi Liverpool kentinde bir araya geldi. Ne maskeleri vardı ne de sosyal mesafeyi düşündüler. Doyasıya eğlendiler. Parti İngiltere hükümeti tarafından koronavirüs salgını devam ederken büyük olayların güvenli bir şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceğini test etmek için yapıldı. Katılanlardan sonra 24 saat içinde yaptırdıkları ve negatif sonuçlu COVID-19 testi istenirken etkinlikten 5 gün sonra bir test daha yaptırmaları talep edildi. Liverpool Halk Sağlığı Direktörü'ne göre test sonucu pozitif çıkan olursa izole edileceklerini ama kimsenin pozitif çıkmasını beklemediklerini söylediler. İlk kez geçtiğimiz ay İspanya benzer bir deneme yapmış, konserin ardından 6 kişi hariç kimsede enfeksiyon görülmediği belirtilmişti. Şafak Hanım, günaydınlar, Deniz Zeyrek konuşurken çok araya girdiniz dedi, demiş. Yani ben biraz böyle sakinleşsin diye Deniz abi, böyle bırakınca böyle konudan konuya daha da böyle büyüyor. Biraz sakinleşsin diye araya girdim açıkçası. Ama dikkat ederim. Yılmaz Bey, günaydınlar, selamlarımızı iletelim. Erhan Güler, 240 milyon doz aşı mı diyor kendisi, böyle bir soru soruyor. Bir izleyicimiz, bayram için rezervasyon yaptırmıştık, acaba İzmir'den Marmaris'e gidebilecek miyiz diye soruyor. Bilmiyorum. Şimdi acaba vefat edenlerin sayısını açıklıyorsunuz. Burada vefat edenler içinde aşı yaptıranlar da var mı diye sormuş bir izleyicimiz. Açıkçası hani ben böyle bir veri görmedim. Bununla ilgili bir veri paylaşıldı mı bilmiyorum. Eğer hani görürsem ayrıca bir Fatih Tank Hoca'ya, Zeki Berk Hoca'ya bu konuda istatistiki araştırma yapan hocalara da sormuş olayım canlı yayında. Varsa, bize ulaştırırlarsa çok sevinirim. Bu arada Bilal Üstündağ'ın kızı Rana Üstündağ bugün 8 yaşına girdi. 2 Mayıs tarihinde doğum gününü kutlayan izleyicilerimiz de var. Onlara da günaydınlarımızı iletirken bir yandan da doğum günlerini kutlayalım. Rana'cığım, İyi ki doğdun, doğum günü kutlu olsun. Şimdi hemen az önce de konuştuk. Hürriyet gazetesinde şampiyonluğa kanatlandı.
Beşiktaş dün Hatay'la karşı karşıya geldi. Lider Beşiktaş Larin'in 4 gol attığı maçta Hatay Spor'u 7-0 yenerek şampiyonluk yolunda çok önemli bir adım attı. Rakibine adeta nefes aldırmayan siyah beyazlar kalan 3 haftada 4 puan alırsa şampiyonluğunu ilan edecek. Ama oradaki hava zaten çoktan biz şampiyon olduk havası. Matematiksel hesap tutmayabilir ama bu hava Beşiktaş'ı herhalde ayağına da bir şey çok fazla da bir şey takılmaz gibi gözüküyor. Fikstür avantajı var. Bir kere hani ligin alt sıralarında olan takımlarla ya da ligde kalmaya çalışan takımlarla da denk gelmeyeceği için Beşiktaş fikstür avantajını da kullanıp herhalde şampiyonluğa basit bir şekilde uzanacaktır diye düşünüyorum. Diğer takımdan Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin de kuşkusuz takibi devam ediyor. Şimdi hani biz Süper Lig'den bahsederken birinci ligde de bir takım açıklamalar var. Samsun Spor Kulübü'nün açıklaması ve yine Süleyman Soylu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef alan bir açıklama. Bir bakalım sonrasında yapılmış olan açıklamaya eklemeler de var. Onu da aktaralım. Ben dedim stada taraftarımı alamıyorum dedim. Polis içeri sokmuyor dedim benim taraftarımı. Türk vatandaşı değil mi dedim Samsunlar. Neden Adana Demirspor her yere rahat rahat giriyor? Süleyman Soylu'nun oğlu dediler. İçişleri Bakanı'nın açık açık bunlar konuşuluyor ya. Emniyet müdürü önünde önlülükliyor dedi başkanı. Bunlar söyleniyor buna. Tamam dedim o zaman söyleyecek bir şey yok. Türk futbolu bitmiş. Samsun Spor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım'ın bu sözlerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu suç duyurusu hamlesiyle karşılık verdi. Yüksel Yıldırım önünde hiçbir emniyet müdürü önlülüklemiyor. Beni sallamıyor, takmıyor. Ben de istemiyorum zaten. Girsek de yani içeri soksak yemeyeceğimiz cezanın şeyi olmaz. Orada göstermelik cezalar veriliyor. Hep çifte standartlar. Birileri torpilli. Onlar yapıyor, biz yapamıyoruz. Tamam mı? Biz de yaparsak biz haydut oluyoruz. Biz eşkıya alıyoruz. Son almış olduğu galibiyetle Adana Demirspor 1. Lig'de liderlik koltuğunda 67 puanla. Samsun Spor da ligde 3. aynı puanla. Süper Lig'e yükselme mücadelesi soluksuz sürerken Samsun Spor'un başkanı Yüksel Yıldırım'dan İçişleri Bakanı Soylu ve oğlunu hedef alan çarpıcı iddialar yükseldi. Torpil var sözleriyle de dikkatleri 1. Lig'e çekti. Ya İstanbul'daki maça Tuzla maçına o kadar adam giriyor. Küçücük çocuklar var yani sokağa çıkma yasağı olan. Günde o çocuklar oraya nasıl getiriliyor? Maske yok, şu yok, sosyal mesafe yok, hiçbir şey yok. Bu. Yani buna o zaman nasıl göz veriyorsun? Ondan sonra da tam kapanma deniyor. Yıldırım şampiyonluk mücadelesi verdikleri Adana Demirspor taraftarlarının pandemiye rağmen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun oğlu sayesinde rahatça stadyumlara girdiğini savundu. Ben dedim stada taraftarımı alamıyorum dedim. Polis içeri sokmuyor dedim benim taraftarımı. Türk vatandaşı değil mi dedim Samsunlar. Neden Adana Demirspor her yere rahat rahat giriyor? Süleyman Soylu'nun oğlu dediler. İçişleri Bakanı'nın açık açık bunlar konuşuluyor ya. Emniyet müdürü önünde önlülükliyor dedi başkanı. Bunlar söyleniyor buna. Tamam dedim o zaman söyleyecek bir şey yok. Türk futbolu bitmiş. Ve Soylu şahsına, ailesine ve emniyet teşkilatına yönelik hakaret ettiği ve iftirada bulunduğu gerekçesiyle Samsun Spor Futbol Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım hakkında avukatları aracılığıyla suç duyurusunda bulundu. Tam kapanma deniyor. Şimdi göreceğiz tam kapanmada yani nasıl şeyler oluyormuş ama dediğim gibi hep çifte standartlar. Birileri torpilli. Onlar yapıyor biz yapamıyoruz. Tamam mı? Biz de yaparsak biz haydut oluyoruz. Biz eşkıya alıyoruz. Kanunlara karşı çıkmış oluruz. Onlar torpilli oluyor. Onlar bir yolunu bulmuş minareye kılıf giydiriyor. Biz giydiremiyoruz. Samsun Spor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım çok sert açıklamalar yaptı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef aldı açıklamalarında. Sonra da yeni bir açıklaması var. Samsun Spor Kulübü'nün resmi hesabı üzerinden sözlerinin yanlış anlaşıldığını dile getirdi ve sosyal medyadan şöyle bir açıklama yapıyor Yüksel Yıldırım. Samsun Spor olarak şampiyonluk mücadelesi verdiğimiz birincilikte pandemi yasaklarına rağmen rakip takımların seyircili bir şekilde müsabakalara çıkmasına karşılık Samsun Spor'umuzun müsabakalarına hiçbir şekilde seyirciyi alamayışımızın şaşkınlığını ve üzüntüsünü yaşamaktayız. Sözde böyle başlıyor. Sonra basın mensupları maçlarımıza niçin rakip takımlar hani seyirci alırken biz alamıyoruz diye böyle bir soru sordular diyor. Ani olarak katıldığım bir basın toplantısıydı diyor. İçişleri Bakanımızın manevi oğlu gibi görüldüğü bu yüzden de
Adana Demirspor Kulübü Başkanı'nın Sayın İçişleri Bakanımızın manevi oğlu gibi görüldüğü, bu yüzden de yetkililerin bu hususlara göz yumuş olabileceği duyumlarını aldığımı belirterek yanlış anlaşıldım cümlesini kuruyor. Devamında da Sayın İçişleri Bakanımızın ve Emniyet Teşkilatımızın yanlış anlaşılarak şahsım ve kulübüm üzerinden yıpratılmasına vesile olduğum için üzüntülerimi paylaşır, konuyu kamuoyunun takdirlerine sunarım. Ben öyle konuştum ama biraz da yanlış anlaşıldım, aniden katıldığım o yayın sonrasında bu cümleler de kurulmuş oldu diyor Samsun Spor Kulübü'nün başkanı. Aktardık. Bir de şimdi memleket turuna çıkacağız. Belediyeler acaba nasıl destek oluyor vatandaşa, üretene, tüketiciye, bir aktarmış olalım onu da. Aydın Büyükşehir Belediyesi her zaman üreticinin ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanındadır. Aydın, İzmir, Antalya, Kahramanmaraş. Pandemi günlerinde hem vatandaşın, hem esnafın, hem de üreticinin omzundaki yük ağır. Ayakta kalabilmek için destek şart. Bu yıl üreticimizden satın aldığımız patates, soğan, kereviz ve havucu Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığımızca belirlenen ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Aydın Büyükşehir Belediyesi doğrudan üreticiden aldığı 20 ton havucu, 20 ton kerevizi ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyor. Tonlarca patates ve soğanla birlikte. 8-9 kişiydik, şu an yarı yarıya düştük. Kiralarımız var, çektiğimiz kredilerimiz var. Bu kredilerimizi ödeyemiyoruz. İzmir Çiğli Belediyesi de Ramazan ayı boyunca her gün 400 haneye iftar gönderiyor. Yemekler pandemi döneminde paket servise dönen esnaftan alınıyor. Ramazan ayı boyunca verdiğimiz iftar yemeklerini Çiğli'de bulunan 30 esnafımızdan temin ederek halkımıza dağıtıyoruz. Bu kriz döneminde esnafımıza bir nebze olsun destek olmak istedik. Utku Başkan'ın bu başlattığı kampanyanın bütün Türkiye'de alkışlanmasını ve devam etmesini talep ediyoruz. Şimdiye kadar da hani belki bu ülkeyi ayakta tutan küçük esnaftı. Çünkü tarım bitti, sanayi bitti. Geçtiğimiz aylarda iş yerleri kapalı olan kıraathane sahiplerine biner lira destekte bulunan Balçova Belediyesi, 17 günlük tam kapanmada iş yerini hiç açamayacak olan küçük esnafa da 500 lira nakit destek adımı attı. Artık işin alışveriş kısmı büyük oranda internete kaydı. İnternetten satış yapma imkanı bulamayan esnafımız için sıkıntılı. İnşallah bu uygulamayla esnafımızın yükünü hep beraberce biraz azaltırız. En azından hani ürünlerimizi gösterebileceğimiz, tanıtabileceğimiz bir platform oluşturulmuş. Ve Kahramanmaraş, burada da Büyükşehir Belediyesi esnafın 20 milyon lirayı bulan borçları ve geçim için devrede. Esnafımıza bir destek olmak amacıyla bu 17 günlük kapanma süresi içerisinde 1 Haziran'a kadar vadesi gelmemiş. Yani biz bugünden 1 Haziran'a kadar ödeyeceğimiz hak edişleri bugün itibariyle ödüyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 30 bin ihtiyaç sahibine alışveriş kartıyla ücretsiz ekmek dağıtımı için çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Ve çiçekçi esnafı, onların yaşamış olduğu sorun. Şu an mevsim itibariyle bizim çiçeklerimizin satılması gerekiyor. Dolayısıyla da biz yalnızca açıyoruz sulama ve bakıma, ama gel Allah bizim çiçeklerimiz satılır ise yürüme mesafesinde, yani bir bakkala gider gibi, markete gider gibi çiçeksine gidip bir hafta içerisinde ya da bu yasak kapsamı içerisinde bizim çiçeklerimiz alınırsa hem üretici ayağından hem esnaf açısından bir tüketimi ve zararımız olmayacak. Hem tüketimimiz olacak hem zararımız olmayacak diye düşünüyoruz biz, ama İçişleri Bakanımız inşallah pazartesi itibariyle bu konuda bize yardımcı olacağını düşünüyorum. Bakımı yapıyoruz ama çiçeği satamıyoruz. Yani ben dükkanı açtıktan sonra neden satışını yapmayayım? Bakkala gider gibi gelsin çiçeğini alsın, evine çiçek götürsün, koronada hem bir moral olur, bir moral aşılarız ve bizim sevgiye ve çiçeğe ihtiyacımız var bugünlerde. Anneler Günü dolayısıyla da Sayın İçişleri Bakanımız izin verdi. Cumartesi, pazar Anneler Günü'ne biz çiçeksiz koymayacağız. Bütün annelere çiçek göndereceğiz. Dükkanlarımız en iyi bütün hazırlıklarını yaptılar. Allah nasip ederse de çiçek satışımız olacak. Şimdi 2 milyona yakın çiçekçi esnafı var. Onlar dükkanlarını açıyor, bakım yapabiliyor ama satış yapamıyorlar. 8 ve 9 Mayıs'a kadar, ama bakıyorsunuz marketler açık. Marketlerden çiçek almak isteseniz siz oradan o alışverişi yapabiliyorsunuz. Çiçekçi esnafı onlar satamıyor. Burada bir yanlışlık var diyor ve düzeltilmesini istiyor çiçekçiler. Aynı zamanda 8 Mayıs, 9 Mayıs, hani nasıl
fırına gidebiliyorsunuz, alışveriş yapabiliyorsunuz. Anneler gününden önce 8 Mayıs'ta, 9 Mayıs'ta da yine çiçek alabilirsiniz. Bunun hatırlatmasını da yapalım. Az önce bir izleyicimiz sormuştu. Fatih Tankoca da yanıt vermiş. Hani hayatını kaybedenlerin içinde acaba ne kadarı aşılanmıştı diye bir izleyicimiz sormuş. Bizim elimizde böyle bir veri yok. Sağlık Bakanlığı elinde mutlaka vardır ama bizimle de paylaşılmadı diyor Fatih Tankoca'nın aktarmış olduğu bilgi bu şekilde. Memleket turuna devam edelim. Sizleri bir Van'a götürelim. Van'da hastane bahçesinde yaşanılan bir tartışma, saldırı ve buna müdahale eden kişi başhekim. Hastanenin önünde silahını çekti, sumetlisine saldırdı. Korkunç bir olayı hastanenin başhekimi engelledi. Van'da bir kişi husumetli olduğu şahsı 100. Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi önünde gördü. Silahını çekti. Husumetlisi ise kendine yanındaki yaşlı adamı siper etti. Arkasına saklandı. Üstelik yanlarında bir de çocuk vardı. Olayı gören hastane başhekimi Ümit Haluk Likler'den hemen duruma müdahale etti. Soğukkanlılığını koruyarak saldırganın silahını bırakmasını isteyen başhekim İlikler'den bir süre sonra şahsı ikna etmeyi başardı. Adam silahı başhekime teslim etti. Şimdi 4 yaşındayken yaşanmış olan bir olay. Gaz içecek zannediyor çocuğumuz, hani 4 yaşındayken kimyasal bir madde içiyor. Senelerce sürüyor, 18 yıl sürüyor tedavisi ve 22 yaşında köftenin, tavuğun tadıyla tanışıyor. Klima temizleyicisi olarak satılan bir kostik maddeyi içtim ve o zamandan beri katı gıdaları, sıvıları hiçbir şekilde yutamıyordum. Şimdi rahatlıkla hani bir tabak, bir öğünü bitirebiliyorum. 4 yaşındayken gazlı içecek sandığı kimyasal madde içti, yemek borusu yandı. 18 yıldır gördüğü tedavilerle geçici olarak rahatlasa da yıllardır boğazından katı lokma geçmedi. Son teknoloji lazer tedavisiyle 22 yaşında ilk kez köftenin, tavuğun tadıyla tanıştı. Lazer ameliyatından sonra yediğim yiyecekler arasında köfte, tavuk, baget. Daha önceden onları yiyemiyordum. Şu an kolaylıkla yutabiliyorum. Diğer genişletme yöntemleri de uygulanıyor bu darlıkların tedavisinde ama yanıt açısından ve tekrarlama açısından lazer ablasyon tedavisinin bir takım avantajları var. Çok kötü bir andı. Kızım yuttu. O bir yudumu bizi mahvetti. Henüz 4 yaşında annesinin iş yerinde içtiği o kimyasalla İrem Menteş'in hayatı alt üst oldu. Sadece sıvıyla beslenebiliyordu. Çorbalarla besleniyordum. Yutma güçlüğü çektiğim için bu şekilde bastırıyordum boğazıma. Her lokmada mı? Evet, her lokmada. Bu çok büyük bir acı. Onun yanında yiyemiyorsunuz, içemiyorsunuz. Her lokman sizin boğazınıza diziliyor bir anne olarak. Bütün aile çare aradı ama uygulanan yöntemler geçiciydi. Sonunda Türkiye'de 3 yıldır uygulanan ışın tedavisi sayesinde daralan yemek borusu tedavi edildi. İrem Menteş 22 yaşında sağlığına kavuştu. Yemek borusunda darlığı olan, herhangi bir nedene bağlı darlığı olan kişilerde ilk başta yapılırsa lazer ablasyon tedavisi, hem tedavi şansı ileriye dönük çok daha fazla oluyor. Onun her lokması benim için başka bir mutluluktu. Abdülkerim, Ali, Ebrar, Alara, Muhammed Ali ve Ahmet Alp. SMA'sız çocuklarımız seslerini duyurmaya çalışıyor, yaşamak istiyor. Evladımın yaşadığı acılara dayanamıyorum. Abdülkerim, Ali, Ebrar, Alara, Muhammed Ali, Ahmet Alp. Ne olur yardım edin Ahmet Alp'e. Ne olur. Ne olur dualarınızı eksik etmeyin. Onlar nefes almak istiyor. Aileleri evlatlarını yaşatmak için canla başla çabalıyor. Biz bir kızımızı kaybettik. SMA hastalığı yüzünden. Oğlumuzu da kaybetmek istemiyoruz. İkinci kez evlat acısı yaşamaktan korkan SMA hastası Abdülkerim Fındık'ın annesi o. Zamanla yarışıyorlar. İyileşebilmeleri için umut gen tedavisi ama SGK kapsamında değil. Aileler çocukları yaşasın diye kampanyalar düzenlemeye devam ediyor. 2016'da bir kızımızı kaybettik. Yavrumuzu kaybetmek istemiyoruz.
Türkiye'de genetik test yapılmadığı için ikinci çocukları da SMA hastası olarak dünyaya geldi Fındık ailesinin. Onlar gibi onlarca aile daha yurt dışında 2 milyon 100 bin euroya mal edilen tedaviye erişmeye çalışıyor. Sağlık Bakanlığı tedaviye mesafeli. Hukuk mücadelesiyle aileler tedaviyi yurt dışı ilaç listesine aldırsa da hala o parayı toplamaları gerekiyor. Çünkü SGK karşılamıyor. 13 yıllık evlat özleminin ardından oğulları Ali Ürün'e kavuşan annesi en acı soruyu soruyor. Çocuğum ölsün mü ya, elimden kayıp gitsin mi benim? Lütfen bize yardım edin artık. Madem bu ilacı burada vermiyorsunuz, bırakın biz alalım. Ben çocuğumu toprağa vermek istemiyorum. Benim çocuğumun yatağı boş kalmasın lütfen. Evladımın tedavi şansını kaybetmemesi için ben her gün aç yatırıyorum. Neden bu kadar pahalı bir ilaç? Benim evladımın canı neden bu kadar ucuz? Ebrar Karaca kilo ve yaş kriterine takılmak üzere. Ali Ara Şahbaz gibi onun için de vakit daralıyor. Son 4 kilomuz kaldı. Ali Aramızın 10 Haziran'da doğum günü. Ali Aramızın doğum gününü ayakta karşılamasını istiyorum. Çocuğumuz vefat etmeden önce böyle bir ilaç tedavisi, böyle bir şansımız varken bunu kaçırmak istemiyoruz. 15 aylık SMA hastası Muhammed Ali Akkol'un oyuncakları ise onu hayatta tutan bu cihazlar. Tüm bebeklerin anne babaları artık bizi duyun diyor. Artık duyun sesimizi, gözünüzü kulağınızı kapatmayın. Benim oğlum gözümün önünde ölüyor. Muhammed Ali'mi kurtarın. 16 aylık Ahmet Alp 13 aydır yoğun bakımda. 2 yaşından önce tedavi olması gereken 30 bebekten birisi o da. Sadece bir gün görebiliyoruz Ahmet Alp'i. Lütfen yardımlarınızı eksik etmeyin. Kokusu annesinin burnunda, kucağında oyuncağı. Ahmet Alp yoğun bakımdan çıkacağı, iyileşeceği günleri bekliyor. SMA'sız çocuklarımızın aileleri yardımlarınızı eksik etmeyin diye seslerini yükseltiyor. Aslında feryat sesine tanıklık ediyoruz. Benim evladımın canı neden ucuz? Yine bir başka annenin sormuş olduğu soru. SMA'sız çocuklarımız var. 130 çocuğumuz var. 30'u bebek. Ve işte ne kadarsa ne kadar. 2 milyon dolar mı? 5 milyon dolar mı? Neyse ne. Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir devletse ve güçlü olduğunu da söylüyorsa, bu ülkenin yönetenleri Türkiye Cumhuriyeti'nin çok güçlü olduğunu söylüyorsa, mesela burada bu çocuklarımızın acısını dindirebilir. Bu çocuklarımızın ailelerinin gözyaşlarını dindirebilir ve o ilaçlar temin edilebilir. Bunu yapabilelim, bunu başarabilelim. Vergiler toplanıyor, dünya kadar vergi toplanıyor. Vergilerimiz bu çocuklarımız için neden harcanmıyor? İşte o soru hala duruyor. Ve yine aileler kampanyalar düzenliyor çocukları yaşatabilmek için. Bulundukları illerde ne bileyim ticaret odaları, iş insanları, yerel yöneticiler hiçbir bir şey yapamıyor. Yani hemen şöyle bakıp ya da göstermelik olarak oralarda durup sonra ortadan kayıp mı oluyorlar? Lütfen böyle yapmayın. Buradaki aileler, onların feryatları, çocuklar, çocukların bir nefesi olan ihtiyacı, bu başarılabilir. Lütfen yanlarında durun. Devletimizde, Türkiye'de ve o bulunan memleketteki iş insanları da çocuklarımızın yanında, o ailelerin yanında lütfen dursunlar. Onlarla birlikte poz versinler. Efendim şimdi sizleri İstanbul'a götüreceğiz. İstanbul'da Sevil Dolmacı Sanat Galerisi'nin açılışına. Galerilere ve sanatçılara danışmanlık hizmeti veren Sevil Dolmacı, Beşiktaş Abbasağa'da yeni bir galeri daha açtı. Sergide yurt içinden ve yurt dışından yükselmekte olan isimler yer alacak. Türkiye ve dünyadan genç isimlerin solo odalarının yer aldığı galeriyi Cemiyet Dünyası'nın renkli isimleri de ziyaret etti. Etkinliğe Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ve iş insanı Saadettin Saran da katıldı. Serap Hanım, günaydın ve haklısınız. Bunu ekleyerek aslında reklamlara gidelim. Sizden ricam, SMA'sız çocuklardan parayı toplamayı başaranlar tedavilerini olumlu bir şekilde neticelendiriyor. Pek çok insan ilaç firmalarının buradan kazanç elde ettiğini ve bu çocuklara bir faydasının olmadığını düşünüyor ilaçlar konusunda. Öyle değil.
bu ilaçlar çocuklarımızı yaşatıyor ve bu hastalıktan kurtarıyor. Bunu söyleyin diyor Serap Hanım bu hatırlatmayla bir mola. Efendim bir kez daha günaydın. Çalar Saat hafta sonuna nokta koyacağız ama kitaplarımız var. Onları da göstereyim istiyorum. Fer Baba Fırat, Dersim'den Varto'ya Bir Yol Öyküsü, Gölgesiz Topraklar ve arkasında hatırlatma. Hormekli Feranların Yaşamı, Kara Yakup'tan Feraşat'a, ondan İbrahim Talu'ya uzanan ince ve engebeli bir göç serüveni. Kartal Bakışı, Selçuk Doğan, Mehmet Baydur, sinema yazıları bize ulaşan kitaplar arasındaydı. Bunları da gösterdikten sonra her zamanki gibi teşekkürümüz sizlere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta bir manikeler olmazsa bizler yine burada bu ekranda olacağız. Saatler 8.30'u gösterdiğinde ve sizin de bir maniniz olmazsa sizleri de bekliyoruz. Ve o güne kadar şimdilik hoşça kalın, mutlu, sağlıklı kalın efendim. Hoşça kalın.